Rival Regions yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Yanlış başladım ama kusura bakmayın. Az önceden beri yayını başlatmaya çalışıyordum. Bugünkü konuğum Nerd Reis, hoş geldin. Hoş bulduk. Umarım sıkıntısız bir şekilde yeni abone hoş geldin Reis. Bugün çekilişimiz var. Ondan önce atamızı anıyoruz saygı, sevgi ve özlemle. Atam keşke olsaydın Allah'ım deyip hatta ruhuna bir El Fatiha okuyalım. Bilen arkadaşlar ve Müslüman arkadaşlar ruhuna El Fatiha Atatürk'ün. Yani bugün özel bir gün. Sıkıntısız bir şekilde başladık. Nerd değil lan mı? Nasıl ya? Usta senin ismin nasıl okunuyor? Nord. He pardon, Nerd o zaman. Normal Nord yani. Hemen makaleleri de atıp yavaş yavaş başlayacağız. Bugün çekilişlerimiz olacak. Nerd Race 5 tane çekecek. Ben 5 tane kişiyi çekilişle belirleyeceğim. Umarım size çıkar. Yayına gelin arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çekişe bu kişilere vereceğiz. Onlar da ben yayın bittikten sonra kontrol edip Not Race öyle bir paralarını yollayalım lütfen. Yani fark etmiyor benim için ya. Ben söyledim zaten 30 TL vereceğim. Nasıl yollamak istersen sen de yollayabilirsin. Ben de yollayabilirim. Tamam. Ya ben sana en kötü linki atarım. Yapıştırırsın öyle gider. Yani sorun yok ya o konuda. Hemen makaleleri paylaşıp yavaş yavaş sorulara da başlayacağım. Kaçtı? Toplam 30T. 10 kişiye 3'er T. Nerd Race babalık yaptı. Eyvallah. Deli Sesim Divane geliyor. teşekkür. Sesin Nerede geliyor. Sesi geliyor açayım mı birazcık bakayım? Şu an sesin sonda aslında ama. da. Yok ben de açabilirim sesimi yani yakınlaştırabilirim. Daha iyi olur gerçekten. Ya şu an ben de çünkü sonda. Yani şu an iyi gelmesi lazım sesim normalde yüksek yani. Bana iyi geliyor. Aleykümselam Toygun, hoş geldin. Makaleyi. İşte. Ve paylaştım. Usta, başlangıçta kendini tanıtır mısın bize? İyi geliyormuş ses, tamamdır. Yani Nerelisin, ne iş yapıyorsun? adım Nerede? Talip. Evet. 24 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Matbaacıyım. Belki çoğu kişi biliyor zaten matbaacı olduğumu. Bu kadar. Daha detaylı bir şeye gerek yok Nerede herhalde. yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Nerelisin usta? Doğma büyüme İstanbul'uyum. Aslen Sinopluyum. Anladım biz. Peki oyundaki ismi neden Nord? Ya çocuk şöyle bir CS 1.6 oynarken o zamandan beri aslında Nord yani Nord'un olma sebebi önceden kuzeydi. Sinop da Türkiye'nin en kuzeyi. Aslında oradan geliyor kuzey. Kuzey olarak kullanıyordum. Sonra Nord'a çevirdim. Yani İngilizce karşılığı olsun diye. O zamandan beri yani senelerdir Nord. Anladım. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar da. Çekilişleri sohbet arasında yapacağız arkadaşlar. Benim yapacağım çekilişleri sohbet aralarında yapacağız. Burada olmayı unutmayın. Deyip Kaşif Kuzunoğlu'nun sorularını geçiyorum usta. İki tane soru sormuş. Tamam. Devletime saldırma sebebi neydi demiş sana. Onun ya şöyle bir şey, o bize sürekli hakaret ediyordu yani. Zaten bunun hakaret etme sebebini ben anlayamadım. Yani durup dururken şöyle hiç tanımadığın bir insana, hiç muhabbetin olmadığın bir insana hakaret etmezsin. Biz oruçla yani Oruç Reis'le tartışıyorduk. Kendi aramızda sorunlarımız vardı. Bu da onu atlamaya başladı. Onun üzerinden bize küfür etmeye başladı. Hatta Sinan moderatör olduğu zaman böyle piçin dölü diye bir makale attı. Zaten Çinliyiz yani. Devlet kursa zaten yıkma planımız var. Devlet bizim blokta Winterfell'de bir devlet satın almış. Ben bunu sonradan fark ettim. Baktım devlet lideri. Dedim ki bloktan çık sabah. Sonra bizim Winterfell'in Türkiye şeyi var. Telegram grubu var. Türk devletlerinin olduğu. Oradan da Türk devletlerinin çoğu dedi ki savaş açalım. Biz bunu sevmiyoruz. Bizim de problemimiz var. Ben zaten savaş açacaktım. Öyle savaş açtık. Yani şu an bir daha olsa bir daha yıkarım. Yani bundan pişman değilim. Yıkılma Şu sebebi an bu. Türkiye'deki AUG'u sen mi kurdun usta?
Türkiye'deki yani Türkiye'ye dönmemiz mi? Anlamadım tam. Yani algı sen mi kurdun oyundaki? Hayır, Augu ben kurmadım. Augu Ömer diye bir arkadaşımız kurdu. Zaten onun vasıtasıyla biz oyuna başladık. Ömer şu an oynuyor mu? Hayır, şu an oynamıyor. Hmm. Yani ilk RR'ye başladığımız zaman 2017 yılında Ömer diye bir arkadaşımız vardı. O kurdu. Biz de devam ediyoruz işte. Erkan Doğan sana demiş ki Nerd YouTuber mu? Çok tatlı kalp yazmış. Teşekkür ederim. Yok canım. Öyle bir şeyimiz yok. Ama iyi oyuncu. Yani tek kolum şu an sakat ama tek kolla idare ediyoruz. Anladım. Peki Türkiye lideriyken neden Toton kalktı demiş. Kim sormuş? Yani Kaşif Bey yine. yok canım, ben her zaman aynıyım yani, fark etmiyor. Augun lideriyken de, Türkiye'de liderken de, hatta Türkiye'de liderken daha mütevazıydım. Çünkü bir ulus devleti yönetmek farklı, bir de kendi devletini yönetmek farklı. Çünkü kendi devletini yönetirken daha rahatsın. Hesap vereceğin kimse yok. Yani kendi liderinken, kendi ülkenin lideriyken hiç sorun yaşamıyorsun. Yani ben ne dersem o oluyordu açıkçası. Kimse de karışmıyordu. Ama ülkede daha böyle sakin yönetiyorsun aslında. Yani öyle bir götümün katmışlığı yok. Anladım. Peki Toygun Eren sormuş. Sen liderken Mang isimli devlete yani Bahreyn bölgesi de Bahreynmiş savaş açılmış. Savunulmamasının nedeni neymiş? Ya o zaman biz CC bloğundaydık. Zaten tüm CC bloğu savaş yedi. Öncelik, ya şimdi şöyle bir şey var. Biz blok var. Bir de bloğun liderler chat'i var. Yani yönetenler chat'i var. Biz orada plan yapıyoruz. Yani savaşı yönetiyoruz. Blok liderleri, yani Türkiye lideri olarak oradayım. Orada öncelik olarak başka savaşlar var. Bir de ona göre hareket ediyoruz. Şimdi biz onun planını yaparken her ülke savaş yiyor. Biz de o sisteme göre hareket ettiğimiz için bazı devletleri savunmamak zorunda kaldık. Yani bu da bizim elimizde olan bir şey değil yani. Anladım. Peki, ikinci bir Mayıs yaşar mıyız veya yaşatır mıyız diye sormuş İnce Mehmet. İkinci bir Mayıs ben zaten yakın görüyorum. Bunu görmemin sebebi Türk oyuncu. Her zaman Ya şey Türkiye'nin yani. yaşaması bakımından mı yakın Evet, görüyorsun? Türkiye'yi yakın görüyorum. Belki Ankara bunu biraz hafifletmiştir yani, bir yani birlik olarak yükseltmiştir, bu gücü vermiştir Türkler, ama Türk oyuncularda bir sorun var. Sadece kendilerinin milliyetçi olduğunu düşünüyorlar. Yani ben de milliyetçi bir insanım ama şimdi bizim nasıl bir kırmızı çizgimiz var? Atatürk, bayrağımız, bunlar bizim kırmızı hassas noktalarımız. Aynı şekilde bir Yunan'ın da bir kırmızı çizgisi var. Bir Fransızın da var, bir İtalyan'ın da var. Türkler Atatürk'e laf gelmesini tabii ki istemiyor. Ama onların da kendilerince böyle kırmızı çizgisi olan insanlar var. Türkler mesela gidiyorlar İtalyan çetine ya da Yunan çetine gidiyorlar. Atatürk bayrağı spam atıyorlar ya da Yunanistan'ın bayrağını yakmış olarak spam atıyorlar. Yani bundan dolayı ve Türk oyuncuların biraz arsız olmasından dolayı yakın görüyorum. İnşallah olmaz tabii ama yerinde duramıyor bizimkiler. Her yerdeler ya bizim Türk Ya bu oyuncularda. kötü bir şey. Birlik yok. Çok fazla Türk devleti var. Bu iyi bir şey değil aslında. Ya aslında bunu Türkiye'de var. yapanlar da aslında düşük yani yeni oyuncular gibi biraz fırlama oyuncular. Büyük oyuncular böyle bir şey yapmıyor zaten de. Ama kıvılcım bir yerden başladı mı gerisi de geliyor tabii. Ya şöyle bir şey bu. Şimdi küçük oyuncu olsa bile çoğu savaş bizim zamanımızda. Yani 2017'den bahsediyorum, 2018 diyorum. Çoğu savaş bu 30-60 level arasındaki oyuncuların vurduğu hasarlarla kazanıldı. Yani az vuruyorlar ama çok kişi sayısı çok olduğu sürece o savaşı kazanabiliyorsun. Ama şimdi Türkiye dağınık. Yani şimdi Türkiye savaş olsa, Türk devletleri de savaş etse, önce herkes kendi devletini savunacak. Çünkü para harcadılar. Bu yüzden dağınık olmak kötü bir şey yani. Anladım. Çete soru yazan arkadaşlar, şu bendeki sorular bittikten sonra, bu makalenin altındaki sorular bittikten sonra sormadıysam sizin sorularınıza da geleceğim. O zamana kadar aklınızda tutarsanız sevinirim. Deyip bir sonraki soruya geçiyorum. Profil fotonda neden Antarktika'yı tutuyorsunuz da? Akiles sormuş. Önceden ay vardı. Ayı yönetiyorduk. Çünkü biz ayın %75'ini aldık zaten TGA ile birlikte. Yaklaşık 72 bölgenin bir 50'si ya da 60'ı bizdeydi. O zaman ay vardı. Çünkü ayı yönetiyordum. Şu anki Antarktik olmasının sebebi tek hedefimin olması.
Antarktika'yı bu kadar çok mu istiyorsun gerçekten bu oyunda? Ya oyunda yapacak bir şeyim kalmadı. Alt lideriyim. Ayda lider oldum. Türkiye, dünyada bir sürü devlet kurduk. Yıkıldı, kurduk, tekrar kurduk. Yani bir sürü devlet yıktık. Türkiye lideri de oldum. Tek amacım Antarktika. Çünkü Antarktika'yı çok istememden dolayı değil. TSM'i yıkmak istememden dolayı bu. Anladım. Bir sonraki sıraya soruya geçmeden önce bir çekiliş yapmak istiyorum usta, müsaaden varsa. Tabii. Şu an chat'teki arkadaşlar 1 ile 40 arasında herhangi bir sayı yazabilir misiniz? Bir sonra siteden çekilişi başlatacağım. Ya da bir soru sorayım. O soruyu sorana kadar da siz sayıları yazın. Fevzi Aydın sormuş soruyu. EAEGS erkek adam erkek gibi severdi, değil mi açılımı? Evet, erkek adam Hala erkek. geçerli mi? Kullanıyor musun Ya, demiş. o şimdi iki türlü kullanılıyor. Bir erkek adam erkek gibi sever. Bir de erkek adam erkek küfürlü devamını söylemeyeyim. Ayıp olmasın şimdi. Eyvallah. Devam Geçerli ediyor yani. mi senin için? Evet, geçerli. Teşekkür ettim. Lütfen herkes bir defa rakam sayı yazsın deyip bakın bayağı da katılım oldu. İki kişi aynı yazdıysa ilk yazana vereceğiz usta, haberiniz olsun deyip hemen siteye geçiyorum. Siteden 1 ile 40 dedim. Bakıyorum. 38 yazan kazandı. Bakıyorum 38 yazan kim? İlk yazan var mı? Ben gördüm bak. Devletini yıkılan çocuk. Toygun Eren. Toygun Eren. Ben öyle Tamamdır. gördüm. Sen de bak. Bende de öyle gözüküyor ilk yazan Toygun Eren. Hemen Toygun Eren'in notunu alıyorum. Dilek bana oyundan yazsın. Atabilirim. Bilgisayarda olduğum için direkt atabilirim. Bilindik biri zaten Toygun Eren'de. Bunda sıkıntı olmaz. Diğer bilemediğimiz arkadaşların linkini isteyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam, sakin olun. Bitti. Bu çekiliş bitti. Sakin olun. Toygun Daha Eren 9 kazandı. tane daha var ya. Daha 9 var tane. var. Like atmayı, abone olmayı unutmayın çünkü bakacağım. Gerçekten bakacağım. Yayın bittikten sonra olsa, sana haber verdikten sonra lütfen paraları atarsan da çok memnun olurum. Seni bekliyorum işte ben. Sen bana link atarsın. Ya da bir tane eski makaleyi düzenle. Oraya linkleri paylaş. İstediğin gibi yap yani. Fark etmiyor benim için. Tamamdır. Oradan ben atarım. Haberleşeceğiz o zaman. Bir sonraki soruya geçiyorum. Çağrı Drogba sormuş. Zamanında liderken yeni başlayan oyunculara küfür ettiğin doğru mu? Yok canım yani zaten şöyle bir şey var. Bana küfür etmeyen bir insana mantıken küfür etmem. Ama bana küfür etmiş etmişimdir. Yani öyle küfür konusunda bir Genel şeyim bir yok. küfür değil yani bu. Yok yok bana küfür etmişse zaten çoğu kişiye ben cevap veremiyorum. Çünkü lider olduğunuz zaman günde 200-300 tane mesaj geliyor. Bir de o ara yeni oyuncu akım vardı ben lider olduğum zaman. Yani bana küfür etmediği sürece küfür etmemişimdir. Anladım. Anladım reis. Bir sonraki soruya geçiyorum. Soruyu da Burak Eren sormuş. Antarktika'yı rota ve AUK olarak ne zaman alıyoruz demiş. Antarktika'yı rota ve AUK olarak alamayız. Bu işin gerçeği. Çünkü Antarktika içinde tek bir devlet yok. Yani fake devlet de var. Çünkü biz oraya savaş açsak üstüne bir Hoş kanser savaşta geldin. geri alacaklar. O yüzden iki partiyle olacak bir iş değil. Yani oraya girdiğiniz zaman bütün paralı askerleri tutacaksınız. Bir de yanınızda ekstradan blok güç olması lazım. Yaklaşık ne kadar gider oraya? Sence? Yani bana 500 TL satarlarsa şu an satın alırım. Vay ya. Ama satmayacaklar için oraya en kötü bir 500-600 TL para harcamak gerekiyor kazanman için. Satsan aynı fiyata satabilir misin? 500-600 TL'ye. Şu an bende olsa 1000 TL satarım. En kötü yani o da minimum. Allah. Şu an senin kasada ne kadar var usta? Kaç T ve kaç gold var? Lider olmadan önce 700 TL vardı. Yaklaşık 450 TL'sini Türkiye için harcadım. 500 TL. Ben saymadıklarım da var. Ortalama rakam söylüyorum. 450 TL'sini harcadım. Lider olduğum zaman makara açıyordum yani. İlk yazana şu kadar T diye. O zaman dağıttım. Şu an 160 TL var. 400K'da gold var. Maşallah. O goldları nerede bitirmeyi düşünüyorsunuz da?
Şu an zaten Ankara'daki savaşa varıyorum. Antrenman savaşı. Level kasıyorum. Hı. Bir yerde bitirmek gibi düşüneceğim ya. Artık ticaret yapmıyorum yani. Ticareti kalmadı zaten. Çok fazla T de öldü. Gold zaten adminden Admin sağ olsun, ticaret kalmadı. peki şu birinci şehir adımları nasıl oldu usta? Sen attın, sen başlattın bu işi. Ya birinci şehir, ya şimdi herkes alamıyor. Biz dedik yani biz lider olduk. Bizim amacımız çok farklıydı. Gelme sebebimiz de çok farklıydı. Ama geldikten 4 gün sonra bir dünya savaşı çıktı. Blok savaşı çıktı. Büyük bir savaştı. Planlarımız ama yani planlarımız arasında bu yoktu. Şöyle bir şey vereyim, çoğu kişinin bilmediği. Ben lider olmadan önce lider olacağımdan emindim zaten. Biz Türkiye, Rusya, Brezilya ve İtalya blok kuracaktık. Yeni bir blok. Sadece bu dört ülke, dört ulus ülke. Yani dedik ya artık ulus ülkelerin artık o oyuncular azalıyor. Bu oyuncular artık oyundan kopmasınlar. Birlik olalım. Dört ulus ülke bir blok kuracaktık. Olmadı işte. Epifan bozdu bu işi. İstemediği için. Savaşlar başladı. Ondan sonra savaşlar bittikten sonra dedik yani Türklerde ikamet almayan oyuncular var. Gelişemeyen oyuncular var. Bir şehir adımlar atan dedik. Bir yaklaşık 40K bina bastım ben Ankara'ya. Çok kötüydü. 40K bina bastım. Tek başına. Yani Yoksa 450 ha T oraya gitti. ben lider olduğum zaman Oruç'a yani Hayata Fransa'dan Fatih'e böyle Bilal'e falan çok şey yazdım zaten. Ben lider olunca bağış atacaksınız diye. Yani icat etmedim. Atacaksınız dedim. Onlardan ne kadar geldi? Oruç yaklaşık 200T bayıldı sağ olsun. Rus Oruç. Fatih de bir o kadar. Hain Yaklaşık oruç. Evet. yaklaşık 800T harcadık yani benim lider olduğum zamanda. Maşallah. O gün başladın mı yani? O şekilde mi Yani o başladı? gün ya bu şekilde oldu. Bizim bütçemiz yoktu zaten o kadar. Çünkü hesapladık detaylı bir şekilde. Birinci şehir basmak olmuyor. Bir de yarışmak var. Yani yarışacak kadar kaynağın olması lazım. Yaklaşık 2000 TL'ydi minimum rakam. O zaman da T5 liraysa 10.000 TL minimum çıkarmak gerekiyordu cepten. Maşallah. Ben 5.000'ini göze aldım kendi cebimden. İşte yaklaşık bağışlarla falan 800-900 TL harcadık oraya. Ondan sonra gelen Mithat abi de devam ettirdi. Maşallah. Bayağı gitti. Sence bu Tabii birinci canım. şehir ne kadar şehir ne kadar Türkiye'nin elinde olur? Tamamen Türkiye'nin yönetimine ve oyuncularına bağlı. Eğer iyi yönetirlerse, oyuncular da gerçekten bilinçli hareket ederlerse 6 aydan fazla durur. Ama bilinçsiz hareket ederlerse 2 ay sonra başka şehir birinci Ya yine olabilir. senin için en kötü hikaye var mı? Şu an blokların net ilgilenmediğim için yani oyuna pasif oynuyorum şu an oyunda. Ama arada bakıyorum. Şu an için 1,5-2 ayı bence garanti yani. Anladım. Peki bir sonraki soruya geçmeden arkadaşlar 1 ile 30 arasında bir sayı söylerseniz sevinirim. Birazdan bir sonraki çekilişimizi Usta şu an real AOK ile bir ilişkiniz var mı? Şu an zaten bizim yönetim ekibimiz hepsi orijinal Facebook AOK grubunda. Zaten yönetim ekibine AOK'ta olmayan kimseyi almıyoruz. Çok iyi. Başlangıçta partiye bile almıyor musunuz herhalde? Oyuna ilk başladığımızda bin kişi olduk bir hafta içerisinde. İlk gün 300 sonra 1000'e ulaştık bir O haftada. nasıl oldu ya o olay? Ya O kadar kişi şimdi nasıl geldi yani? Herkes bunu mu bekliyormuş? Böyle bir oyun hayır. bekliyormuş. Şimdi 15 bin kişilik bir grup düşünün. O zaman 15 bin kişiydi. Ömer bir post paylaştı. Yani durum paylaştı. İşte böyle bir oyun var. Siyaset oyunu. Sen o grupta siyaset yapmak yasak. Siyaset oyunu olunca milletin ilgisini çekti. Bütün herkes aynı anda böyle bir başladı oluyor. Herkes yüklendi oyuna. Bir hafta işte 1000 kişi olduk yani. Biz de beklemiyorduk öyle bir şey olacağını. Herkes AOK'taydı ama gruba partiye almayanları ya da yeni alacağımız kişileri önce Facebook'tan kontrol ediyorduk grupta mı diye. Bir Sonra Itachi olayı grupta değildi falan deniliyor ama evet Itachi Recep ilk torpil grupta mi? değildi. Yok grupta değildi Recep ilk başta. Sonra biz onu gruba aldırdık. Yönetim ekibini aldık ama ondan sonra da gruba aldırdık. Anladım.
Peki bu soruya da cevabın bittiyse usta çekilişe başlatacağım. Tabii. Hemen 30 dedim. Bakıyoruz. 25. Kazanan sayı 25 bakıyorum. 25'i kim yazmış? Bu en son kime? Bu sonra. Emre Aksu. Yok. Ben de onu gördüm ya. Bu bir önceki soruya verdiği cevap ama galiba. Yok ya. Ben çete bakıyorum da şu an. Ha, Emre Aksu, evet. Emre Aksu yazmış. Öncesinde de Ama 25 şu demiş. var. Ama şu var. Bak Emre Aksu şey yapmış. Çakallık yapmış. Önce Yapmış. 18 yazmış. Bir de 18 yazmış. Sonra 25 yazmış. Birden fazla yazmış. Bence olmaz. Ama ondan Öyle. önce bak 25 yazmış. 18 yazmış, bir daha 25 yazmış. Allah. Niye böyle bir şey yapmış ki? Ama bir defa yazabilirsiniz diye de uyarı geçmedim ya ben. O sen bilirsin, sen çekiliş yapıyorsun. Benlik bir şey yok burada. Şimdi o Sen uyarı nasıl istiyorsan geçmediğim öyle için olsun. sıkıntı olmasın ama bir sonrakinde onu yapalım. Tamam, sen Ha, bilirsin. lütfen herkes Ben... bir defa yazsın beyler. Emre Aksu'yu da yazıyorum. Tanıyor musun Emre Aksu'yu? Hemen hesabını Yok, bulabilir miyiz? yok. O zaman linkini de atarsan reis Tamam. sevinirim. Tamam, Profil bunu linkini. o zaman şey yapalım ya. Bir tane daha çekiliş olsun. O da benden olsun, sorun yok. İkincisi çekilişi de mi yapalım? Evet, o 33T olsun yani. Bu şey olmadı ya. İki kere yazmış ya. Kayırdı demesinler. Peki, bu rakamlardan mı devam edelim yoksa yeni bir rakam isteyelim mi? Fark etmiyor ya. Sayılar. Sen bilirsin. O zaman bir sayı daha alabilirsek ustalar sevinirim. 30'a kadar. Oğlum Egemen, kolumu kaldıramıyorum ya Egemen. Şu an çok Sağ. geçmiş olsun. O ameliyat olayı ne usta? Neler, ne ameliyatıydı o? Neler yaşadın? Merak edenler de vardı. Omuzumda tendonda yırtık vardı. Bir tane vardı ilk baş. Sonra ikiye çıktı. Sonra üç oldu. Artık ilerleme oluyordu. İşte önce ameliyat öncesi tedaviler cevap vermedi yani. Olumsuz oldu. Bu yüzden ameliyat olmak zorunda kaldım. Anladım. Geçmiş olsun reis tekrar. Eyvallah, sağ Sayılar olsun. geliyor. Herkes bir defa yazsın lütfen. Dedikten sonra başlatacağım birazdan. Herkes sayısını yazdı galiba. Tekrar 30'luk bir çekiliş başlattım. Kazanan kişi 14. Bakıyoruz. Ben 14. gördüm ya. Suriye milisleri. Sende de o değil mi? Evet, Suriye milisleri. Aynı zamanda Çeti de takip ediyorum. Suriye milislerin hesabı. Suriye milislerin hesabı. Oyundaki ismi neyse bilmiyorum ama bu çetede lütfen oyundaki linkini atarsan sevinirim usta. Oyundan sonra şey yayından sonra bakacağım. Hem abone misin hem beğendin mi diye. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum reis. Tabii. Usta bir zaman senin bir adaylık muhabbetin vardı. Aday olacağım dedin. Daha sonra o adaylığını kaldırdın. Birkaç hafta sonra ertelemiştin. O iş ne oldu usta? Forever King sormuş. Ben aday olacaktım aslında ama daha o zaman kolum hala askıdaydı, çıkmamıştı. Yani ameliyat oldu 2,5 hafta olmuştu. Yani sağlık problemlerim devam ediyordu. Zaten oyunu sağlık problemlerim olduğu için bıraktım. Bu sefer de dedim ki yani sağlık problemi devam ediyor, bari geri çekileyim. Amacım zaten istikrar olmamış. Yani sürekli o ara iki lider değişti. Bir daha böyle bir şey olmasını istemedim. Bir de Ankara bilinç yeri oldu. Yani savaş demesinler diye en azından bir lider olayım dedim. Ondan sonra geri çekilme kararı aldım. Anladım. Peki tekrar olacak mısın? Ya şu an düşünmüyorum. Zaten bir sıkıntı yok yani. Arada blokları da takip ediyorum. Şu an savaşla ilgili bir sorun yok. Ortalık sessiz. Bir de no name şu an sıkıntı yok yani. İyi yönetiyor, kötü yönetiyor Salı diyemem günü çünkü. değişecek ama. Yani şu salı günü sıkıntı yok. Şimdi ben takip etmiyorum şu an oyunu. Dediğim gibi pasif oynuyorum. Yani sadece stat basıyorum. Savaşa bırakıyorum. Ya Salı günü seçimlerin olacağını biliyorsun değil mi? Siz, biliyorum ya. Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin falan oradaymış. Yazıcıoğlu, Dart Maul, bir de Bülent Ecevit olacak.
Darth Maul ve Muhsin Yazıcıoğlu'yla pazartesi akşamı yine bir yayınımız olacak. Adaylarıyla da. Yani şu an düşünmüyorum. Şu an dediğim gibi tek bir amacım kaldı. Onu yapmak istiyorum. Ödüller 1T değil bu arada, 3T arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar da Emre Aksu ve Suriye milisleri de chat'e linklerini atarlarsa sevinirim. Linklerini kaydedeceğim çünkü oyundaki isimleri bilmiyoruz. Deyip bir Umarım. sonraki soruya geçiyorum. Evet. Kazanmasını istediğin biri var mı usta senin de? Var canım. Kim Yani mesela? neden var? Muhsin Yazıcıoğlu var. Neden? Ha, Onu da evet. şöyle söyleyeyim. Çekiliş için de ayrı bir soru. Çünkü ben lider olduğum zaman en çok desteği MHP'den aldım. Gece mesela savaş var. Gece 2-3. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'na yazıyordum Telegram'dan. Sağ olsun kendi ekibini uyandırıyordu arayıp savaşlara gelmek için. Bu yüzden onun kazanmasını istiyorum. Türkiye kim hayırlı işler yapacaksa ben onun tarafındayım. Yayın falan Yani yapacağım işte, işte ortada bir şey. destekleriz de yani AUG olarak destekleyeceğimi buradan söyleyeyim. Hadi bakalım. Peki. Kelo sormuş. Bu adaylıktan çekilme ile ilgili. Seçimi kazanamayacağın için mi çekildin demiş. Yok zaten öyle bir şey kaybetme gibi bir şeyim yok benim. Şu zamana kadar hiç öyle bir şey yaşamadım. Bir şeyden emin olmazsam hareket etmem. Dediğim gibi sağlık problemlerim devam ediyordu. Şöyle bir şey olacaktı. Sağlık problemlerim yüzünden oyunu bıraktım yani. Liderliği bıraktım. Bu devam ederken tekrar lider olmak kafalarda soru işareti olacaktı. Madem sağlık problemin var niye bıraktın? Ya da niye geliyorsun? Böyle bir şey yaşamamak için. Bir de sağlık problemlerim daha önemli olduğu için. Geri Ya çekilme kararı mantıklı aldım. olan o, öyle Ha. olmuş, anladım. Ya bu arada Burak Eren yazmış. Rotayı da unutmayalım. Ama desteklediğin kimse var mı diye sorduğu için MHP'ye dedim. Rota aday değil çünkü. Sizin bayağı bir rotayla da rota, siz bir parti daha vardı. Kor General'ın partisi. Bir ara bayağı Pers. beraber, ha evet, Pers. Ya şu Beraber var. takılıyordunuz. Pers zaten AUG'lu. Ben Rota'dan Talat Paşa da AUG'lu. Zaten oyunun güçlü partilerin liderleri AUG'lu. Bu yüzden zaten Oyuna giriş partiler AOK mu? Yani sizin sayenizde geldi AOK'la beraber. Bizim sayemizde değil. AUG grubunda. Yani şöyle mesela Fatih Hayati Fransa adam yani karargahtan bahsediyor. Fatih yani karargah hep beraber AUG'daydık zaten biz. Oruç, Pers, yani Kor General, Hayati Fransa adam. Hepimiz bir partideydik. Sonradan dağıldı. Yani hepsinin asıl yeri AUG zaten. Oruç saymıyorum. Orucu at gitsin. O da mı o gruptan çıktı? Tabii canım. Oruç zaten oyuna başladığında ben askerim. Ha. Siyaset yapamam. Sadece makale yazarım Bir diyordu. iki hafta önceden başladım dedi. Daha sonra AOK geldi. Onlara katıldım falan dedi. Yok yok. Yalan söylüyor. Çakal. Allah Allah. Tabii canım. Zaten 22 Eylül olması lazım. Başlama tarihimiz genel olarak. 21 ile 22 arası. Orucu çok iyi hatırladığım için söylüyorum. Ömer durum paylaşmıştı. Onun altına yazdı. Ben şey yazamam. Savaş yapamam. Yani askerim zaten. Siyaset yapamam. Gelirim makale yazarım. Bir de Orucun makale uzmanıydı zaten. Öyle söylemişti, evet. Bu arada Suriye milisleri sana özelden, yani WhatsApp'tan atmış linkini. WhatsApp'tan. Tamam. Demek ki tanıdık biri, ayarlarız yani onu. Tamam. Yayından sonra hepsini teker teker atacağım. Emre Aksu hala atmadı ama bilgi verirse onu da seviniriz. Caligula sormuş şu gelecek iki soruyu. Oyunda hedefin var mı? Az önce söyledim zaten. Oyunda yapmadığım şu ana kadar gerçekleştiremediğim hiçbir şey yok. Yani bu konuda şanslıyım. Çünkü ekibim güçlü. Yani gerçekten zaten 2010'dan beri oyuna başladığımdan beri AUG'dayım. AUG'dayım. Yani böyle de bitmesini istiyorum. Yıkılmaz denilen aslında doğayı yıktık. Yani Türk oyuncular olarak diyeyim. Magadan'ı yıktık. İki kere yıktık. Yani her şeyi yaptık. Ay'da devlet kurduk. Ay'ı ele geçirdik. Ticarette çok büyük rol sahibiz. Hatta Felder'ın, Dan Morris'un, Begamot'un önüne geçtik. Türkiye lideri oldum. Ülke lideri oldum. Tek yer Antarktika kaldı. Tek şeyim o zaten. Profil fotoğrafımda da Antarktika var. Yani.
Bir gün O beni da olursa bulacak. herhalde 2 gün içinde de oyunu bırakırsın ya. Ya oyunu bırakmam. Sadece stat basarım. Çünkü bu 2 senedir emek veriyorum. Önceden 12-13 saat oyunda oynuyordum, sürekli aktiftim yani. Stat basıp çıkarım yine ama bir şekilde geri planda olurum artık. Anladım. Yine Caligula'nın ikinci sorusunu soracağım. Bu arada çekilişe katılmanız için yayını beğenmeniz ve abone olmanız gerekiyor arkadaşlar kanala. Yayından sonra kontrol edilip paralar dağıtılacak. 3'te. Her kazanan arkadaşa 3'te verilecek. Tamamdır. Emre de bana Telegram'dan yazmış. Bir yerden ulaşmış yazmış. Sağ olsun. Onu da bulduk yani. Caligula'nın ikinci sorusuna geçiyorum. Oyunda yapmaktan zevk aldığın şeyler var mı? Yani ülke yönetmek normalde bilmiyorum çoğu insan yönetebilir mi, ya da bu ekiple alakalı bir şey. Ya bu oyunda ne kadar ekibin ne kadar güçlüyse sesin o kadar yüksek çıkar mantıken. Bizim ekibimiz de yani şükür çok güçlüyüz. Bence hala Türk en iyi Türk partisiyiz. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Bu yüzden ekibimle beraber yani ülke yönetmek ya da savaşmayı seviyorum yani. Anladım. Arkadaşlar yeni bir çekiliş başlatacağım. Onun için 30'a kadar yine bir sayıları alalım. Modluk için başvuru yaptın mı reis? İlk bir kez ticket attım. Daha doğrusu yani bir gün ticket attım. 2018'de. 2017'nin sonu da olabilir. Modluk için ticket atmıştım. Cevap geldi. İşte bir sürü ticket atıldığına dair, bir sürü oyuncunun başvuru yaptığına dair. Ama sonradan öğrendim ki atılan ticketların bir önemi yok. Buradan bilmeyenler de öğrensin. Bir ticket attığınız işe yaramıyor. Anladım. Moderatörün önermeleriyle oluyor. Yani en Ha. eski moderatörün genelde bazen admin de random seçiyor. Eminim. Ama bir moderatör isim öneriyor. Örnek veriyorum. Adminde bir listesi var. O listede varsanız ve moderatöre sorabilir. Yani en eski moderatör şu an Kılıç Nazdrav'a. Ona soruyor. Ya da bir listesi varsa oradan seçiyor. Yani attığınız ticketlar işe Yeni yaramıyor çünkü. modda HF olmuş. Hayırlı Evet. olsun. Hayırlı olsun canım. Eskiden moderatördü zaten. Ya daha önce moderatör müydü o? Tabii moderatördü. Sonra moderatörlü oldum. Onda da işin garip yanı, yani biz şöyle anlatayım kısa bir. Robert moderatördü, biz haksız ban atıyordu. Romanyalı, belki biliyor musun, bilmiyor musun, bilmiyorum ama. Biz ticket attık. Yaklaşık o gün 200'e yakın ticket attık moderatörlüğün alınması ile ilgili. Ondan sekti. Fatih'e de ticket atmışlar. Onun moderatörü alındı o gün. Diğer tarafın alınmadı mı? Yok, alınmadı. Haydi. Geçmiş olsun. Deyip çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Kazanan sayı 21. Bakıyorum. Egemen Serkan Alp. Tamam, Egemen yazmışsa ben atarım Egemen'e. Tanıdık biri. Tanıdık O bir zaman şey. ismini yazayım da ben. Hayırlı olsun. 3'te kazandırıyız. Bakıyorum bir sonraki soruya. Nick Warlett sormuş. Oyunu ne zaman bırakacaksın? Levelin de yüksek. Sıkılmadın mı demiş. Ya oyundan çok sıkıldım aslında. Bir nevi bıraktım. Çünkü aktif olarak girmiyorum. Günde bir kez giriyorum. Stat basmak için. Bir de asgari antrenmana bırakmak için. Hesabım kendi normalde Gmail'im üzerine kayıt. Bankalarım, hesaplarım, yani özel kullandığım Gmail'e kayıtlı. Satamıyorum da. Şimdi bıraksam level'da geri kalacağım. Statlarda geri kalacağım. Mecburen isteksiz bir şekilde. Anladım. Ya isteksiz. Şu an hesabını satma gibi bir düşüncen var mı? Yani satar mısın mesela? Hoş Satmıştım. geldin yeni abone. Anlaşmıştım. Sonradan vazgeçtim. Yani güvenemedim çünkü hesabım, bankalarım var. Hepsini geri çekmem lazım. Düzelttim şu an ama satsam bile yine sıkıntı olacak. Çünkü her şeyim, yine çoğu şey onun üzerine kayıtlı. Şu an satmayı düşünmüyorum. Ama bir ara anlaşmıştım, sonra vazgeçtim. Ne kadar okutuyordun reis? 1700 euroya anlaşmıştım o gün. Euro bir de. Ya arkadaş ya. Maşallah maşallah. TL satın var canım o hesap. Maşallah. Tek hesap mı o kadar?
Şu Nohut için bahsediyorum. Senin tek hesabın mı var şu an? Şu an iki tane hesabım var. Ama bundan iki ay öncesine kadar dokuz tane vardı. Vay ya. Ya fake olarak mı yanında duruyordu yoksa yine böyle Yo, yüksek statlı falan mı? fake değil canım. Hepsinin eğitimi minimum 600. Kuvvetleri o Of. kadar eminim ben. 3 telefon kullanıyordum zaten. Çok önce yani 2018'de. Hı. Ya da bilgisayardan iki hesapla giriyordum. Telefondan iki hesapla giriyordum. Yani bir şekilde 9 hesaba giriyordum yani. Maşallah. Oradan elde ettiğin gelirle ne yaptın? Bilgisayar aldım. Şu anki kullandığın bilgisayar mı? Şu an bilgisayar hemen yani çok harcadım aslında, ben çok para susam bir insan değilim yani, ne kadar gelir kadar yiyorum açıkçası söyleyeyim. Ya Öyle bir tutumlu bir kabataslak ne insan kadar değilim. gelmiştir? Bu oyundan mı? Yok, o sattığın hesaplardan. Yani sattığım hesaplardan şu an 7 tane hesap sattım işte. Ortalama olarak 15-20 bin arası gelmiştir. Maşallah. Peki ne kadar harcamışsındır o hesaplar için? Genelde sadece o Sadece hesaplar hesap, için. sadece hesaplar için Hı. 9 falan harcamışımdır, 9-10. Maşallah. Ama acısını da çıkarmışsın. İşte tabii canım, getirmesi o kadar niye harcasın ki? Ya bu oyun getiriyor da ne olacağı da belli değil. Bir gün patlayabiliriz Önceden ya. önce ya, şimdi biz oynadığımız zaman oyunun top noktasıydı yani. Çünkü Hı. ben başladığım zaman 100 eğitimle petrolde çalışıyordum. 800'lü petrol, 100 eğitimle kâr ediyordum. Oha. Yani nasıl bunu admin mi düşürdü gelirini? Neye göre Hayır, kar enflasyon ediyordu? işte ya. Enflasyon, yani normal hayatımızı düşün. Hı. Para çoksa Hı. değeri düşer. Azsa yükselir. Şimdi oyuncularda o zaman para yoktu yani. Hoş geldin. Mesela biteyi gördüğümüz zaman biz biteyi görünce zenginiz diyorduk yani. O zaman 2017'den bahsediyorum. Anladım. Ya paralar çılgın paralar ya. Selçuk da dedi la hesabında giren çıkan 200 bini varmış dedi. 100 binini sadece benim dedi. 100 bini sadece benim dedi. Nişan yapmış adam yüzük almış bir şeyler Ya diyor. ben Ayıp Selçuk'a ya. inanmıyorum. Selçuk'un 10 lafından 8'i yalan. O yüzden Allah. Kandırıldım. ben sevmiyorum zaten. Yani doğru hesap sattı bu. 8 tane hesaplar olduğunu biliyorum yani. 8-10 tane hesap vardı en az. Hı. Ama fiyat olarak sallamış olabilir. İnanmıyorum çünkü. Ya belki doğrudur da ben Hı. inanmıyorum ona. Anladım. Ya bilmiyorum şu an çok şaşırmıştım çünkü o kadar paraya da. İnşallah Var yalandır canım, ya. ben şöyle söylüyorum. 9 hesaptan aylık 1500-2000 TL minimum kazanıyordum. Keşke satma saymışsın da. Ama Birden ticaret, ya gitmiş. şimdi şu var, geleceği görmek lazım bir de. Yani Hı. sonuçta bu oyunu ben oyun olarak oynamıyordum. O zamandan beri zaten ilk başladım. Ticaret amaçlı başlamadım çünkü oyunu bilmiyorum. Oyunu öğrendim. Hı. Herkesi bakıyorum kuvvet basıyor. Bana saçma geldi kuvvet basmak. Hı. Dedim ki eğitim basayım, oyun parası falan satarım diye. Hı. Oradan eğitim basmaya başladım zaten. Ki ban yemeyene kadar oyunda en yüksek Türk oyuncu bendim eğitimde. Maşallah. Deyip yine bir çekiliş zamanı yapalım usta. Sen yap ya. Sen zaten yapacaksın. 5 tane. Kaça kadar olsun reis? Rakam Of. kaça kadar sayılsın? Şu an 43 kişi izliyor. 45 yap bence. Ya da 40 ama 50 yap ya yine. 50. Tamamdır. Arkadaşlar 50'ye kadar rakamları, sayıları alabilir miyiz? O zamana kadar da yeni bir soru soracağım. Artık yavaştan bir ince özel konuları giriyoruz reis. Sorun Selamünaleyküm. yok yani. Vesti ile nasıl tanıştın usta? Suskun sormuş. Ya bizim tanışmamız yani normal birisi bana anlatsa ben inanmam. Çünkü çok saçma bir tanışmamız oldu. Nasıl Ben o ya? zaman o zaman aldatılmıştım. Allah ha. Evet Hı, evet olabilir evet. aldatılmıştım. Makale Hı. olarak paylaştım aldatıldığımı. Böyle Evet. küfür falan ediyordum yani, kadınlara falan hakaret falan ediyordum. O zaman Nereden nereye konu? Evet. Vest yorum atmıştı sanırım. Sonra ben mesaj attım. Sen kadın mısın diye. Maşallah. Şimdi oyunda kadın İlginç bir kitlesi yok giriş. yani, biliyorsun. Evet. 195'i hatta 198'i erkek. Hı. Ben de sen kadın mısın falan yazdım. Öyle bir tanışma oldu. Sonra biz tanıştık işte, normal arkadaş gibi konuşuyorduk. Hatta Hı PUBG, mobil PUBG oynuyorduk o zamanlar. hı. Vest Hı. oynuyorduk. Öyle tanışmamız devam etti. İşte sonra konuşmaya başladık. Hı. Bu şekilde devam etti yani. Maşallah. İnşallah tamamı da erer.
İnşallah. Bu arada çok spam atanlar var. Onlardan birine çıkarsa sayılmayacak, haberiniz olsun. Bu kadar spam atılmaz ya. Deyip NSM çekilişi gerçekleştirelim o sırada. 30'dan yaptım. Pardon, 50'den yapacaktım. Bakıyoruz. 34. Kazanan numara 34. Bakıyorum. İlk yazan arkadaşımız. Kim? Var mı? 24. Ramal diye birisi yazmış. Ramal, Ben öyle evet. gördüm. Tebrik ederim Ramal. Hesabın linkini birimize özelden atabilirsen, umarım tanıdık birisindir, ulaştırırsan seviniriz. Mo sormuş. Demiş ki, West ile ne zaman evleneceksin? Yoksa oyalıyor musun? Yok canım, yani zaten 24 yaşındayım. Yani o evreyi çoktan attığımı düşünüyorum. Var mı Tabii böyle bir planınız yani gelecekte yakında falan? canım, Ya yani bu keyfine ya da sarı zevkine komutan da düğün bir ne zaman ilişki değil. demiş. Öyle zevkine ya da keyfine bir ilişki değil. Sonuçta bir ciddiyet var. 1,5-2 sene yaklaştı. Yani West okuyor zaten. Onu hem bekliyoruz hem de ben daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani sene vermek olarak verebilirsem 4 sene falan derim. Ama bu kader, yani hiçbir şekilde önüne geçemezsin. Belki bir sene sonra böyle bir şey olur. Belki hiç olmaz, bilemem, ama inşallah böyle bir şey düşünüyoruz tabii ki de. İnşallah tamamen erer. İnşallah. Ne bileyim pankartla falan geliyormuş Rival Regions falan böyle. Tip gibi bir ilginç bir şey. Yok ya. Pankart çıkarsam halk pankartı çıkartırım herhalde. Aa, evet. O kesin çıkar ama. Bu arada Sinan, düzeltme yapalım. Bir senin söylediğin sözle ilgili. Evet. Moderatör Sinan var, mesaj atmış. Yeni mod HFA demişsin ama daha belli değilmiş. Öyle yazmış. Ha öyle bir makale gördüm de pardon o zaman. Belli değilse belli olunca söyleriz ne diyeyim. Benim yapacağım ben 4 tane çekilişim yaptım kendi adıma. Son çekilişimi de birazdan yapacağım. Çekiliş maddeleri kanala abone olmak ve canlı yayını beğenmek arkadaşlar. Paralar yayından sonra atılacak kontrol edilip haberiniz olsun. Deyip bakıyorum. Senin bir ameliyat olayın olmuştu onu anlattık değil mi usta? Kolunla ilgili. Yani ilk sormuş, böyle bir Nasıl soru geçti? vardı Çetin Kaya sormuş da şu an. zaten. Özetle için Evreleri dedim mi? nasıldı? Yani kolumda önceden bir iş kazası geçirmiştim ben aslında. Ondan kaynaklı ufak bir yırtık vardı ama ameliyata sebep değildi bu. Sonra bu yırtık büyüdü. 2 tane oldu, 3 tane oldu. Artık sorun olmaya başladı. Ameliyat öncesi tedavide işe yaramadı. Yani iğne falan oldum. Mecbur kaldım ameliyat olmaya. Yani son çare ameliyattı. Öyle gelişti yani. Anladım. Çok geçmiyor. Tekrardan. Benim elimdeki sorular bitti. Hoş geldiniz. Benim soracağım sorular. Şu oyundaki en sevdiğin 3 kişiyi sayabilir misin Reis? Yani buna kız arkadaşın dahil mi? Yani oyun dedim ben. Fark etmez Oyun, benim oyunda zaten Oyun. Oyunda. şimdi şu Saymazsan var, olay çıkar. birisi İnşallah unutursun. yani saymazsam bir 2 hafta büyük bir trip yerim. Şimdi tribi kaldıracak durumda değilim. O yüzden birincisi West yazıyorum. Ne güzel. İkincisini bunları AOK'tan seçeceğim. Çünkü hepsi benim çok yakın arkadaşım. Yani şu an zor durumlarında biz bir mizah grubu olsak bile zor durumlarımızda her zaman hepimizin yanında oluyoruz. İkincisini Edward Stack diyeyim, Sinan. Üçüncüsünü de Ares diyeyim. Diğerleri de aslında hepsi eşit bende de. İlk üç sorduğun için Teşekkür dedim böyle. ederim. Teşekkür ederim. Ve cevabımı aldım. Bu arada benim yapacağım son çekilişe de kaç kişi şu an bilmiyorum ama 50'ye kadar istediğin sayıyı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sorulardan sonra o çekilişi de başlatacağım. En sevmediğin 3 ismi verebilir misin Reis? Ya da sevmediklerini sınır tanımıyorum sayabilirsin. Onlar yok. Türk mü olacak bunlar illa? Türk olursa daha iyi olur benim için. Birincisi Oruç. Normal hayatta konuşurum, görüşürüm. Allah Allah. Çok farklı. Normal hayattaki karakterini seviyorum yani, yakın aslında arkadaşım. İstanbul'da görüştük, konuşuyoruz da
sürekli. Hı. Ama oyunda bir karakteri yok. Sana o yüzden Beyblade diyoruz ona. Hı. Oyunda bir karakter olmadığı için birinci Oruç. Nedenlerini söyleyeyim mi yoksa direkt isim mi vereyim? Yok, nedenler olsun daha iyi olur benim için. İkincisi William Weiss. Yani etekli diye tabir ettiğimiz Selçuk Bey. Hı. Selçuk. Hı. Bunun nedeni de 10 lafının 11'i yalan olması. Allah Allah. Neden bunun böyle yani şey bir de ben emin olmadım ya da kesin olmadım bir şeyi söylemem. Hı. Bir de böyle lafını çiğneyen bir insan. Şöyle örnek vereyim. Yani Mesela realde de mi böyle? real Sadece hayatlarına oldu. karışmıyorum. Hı Ben hı. bilmem tamam. Anladım. Sadece oyundaki karakterlerini söylüyorum. Hiçbir oyuncunun gerçek hayatını karıştıramam. Çünkü burası bir oyun. Hı. Oyunda gördüğümü eve emin olduğum şeyi söylüyorum. Hı, anladım. Selçuk yalan makinesi diye tabir edebilirim. Hı. Çünkü şöyle bir şey bir de var. Mesela biz ayda Mayıs'ta yıkıldıktan sonra bir daha devlet kurduk. Amerika ile aramız iyi olduğu için Amerikan bloğunu tercih ettik. Hı. Mesela biz Amerikan bloğunda olduğumuz için Amerikan bloğuyla savaşıyoruz. Yani bu mantık yani bu daha çok detay aramaya gerek yok. Amerikan bloğundayız. Amerikan bloğu için savaşıyoruz. Çünkü bizim Hı. bloğumuz. Türkiye bloğu farklı bir devletti. Hı. Amerikan bloğu da Türkiye bloğu da bir devletle savaşıyor. Sırbistan olması lazım sanırım. Hı. Ama Türkiye bir savaş açamamış. Biz de bloğumuzun yanına 2-3 kişi temsile gidiyoruz. Bu arada Selçuk da bizim üzerimizden bir film kasıyor. Gördünüz mü Agu? Bizim karşımızda vuruyor. Böyle milliyetçiler, böyle Hı. Türkler falan. Sonra işte kendisi gittiler Amerikan bloğuyla işbirliği yapıp Türkiye'ye karşı savaştılar. Türk devletlerine. Türk devletlerine demiyorum, düzeltiyorum. Türkiye bloğuna karşı. Bir de bizim NOS'a gelmek istiyorlardı. Sonra ben öyle bir şey demedim. Yalan söylüyorsun falan demişti. Ama bize gelmedi. NOS bloğuna işbirliği yapmak istiyorlardı. Hı. Sonra ben Türkiye düşünüyorum falan filan deyip. Bir de Türkiye üzerinden para kasmaya çalıştığı için. Allah Allah. Yani Ankara birinci şehir olduğu zaman Hı. Yusuf abi yani bir şey Mithat Şükrü bile de Hı. Ankara'yı biz dedik ki AUG'a devredelim. Yani çoğu kişi de sen, çoğu parti dedi de AUG'a devredilmesi. En büyük katkıyı hangi parti yaptı birinci şehir yapılırken? Ben bireysel olarak 450 TL harcadım. Benim lider olduğum zaman zorunlu olarak dediğim gibi Orucu'da Fatih'e yapıştım. 400 TL onlardan kopardık. 800 TL. Hı. 1000 TL yakın biz katladık zaten. Ama diğer Mithat Şükrü Bira'da lider olduğu zaman kaç TL harcandı? Biz 1000 TL harcadık. Bu da sayının önemi yok aslında. Biz dedik ki Sinan'a verilsin. Hı. Sinan da zaten siz de ikamet sayısını sürekli kontrol edersiniz. Eksik varsa biz tamamlarız. Hı. O da Selçuk da gitti Dikla satın aldı. Hı Ben hı. bana verin diye, ben yöneteceğim falan diye. Hı. Ona vermek istemedik çünkü paraları cebe atacağını bildiğim için. Anladım. Peki Sinan'da hiç sıkıntı yok değil mi? Bir miktar Sinan'la fabrikada ben daha birikmiş. Hı ben Sinan'a kendimden daha çok güveniyorum bu konuda hı. ki öyle bir şey olursa kanıtlarlarsa Hı. parayı ben karşılarım yani. Anladım. Güven büyükmüş bayağı. Tabii canım kendi hesabımın şifresi tek Sinan'da var. Veste de mi yok? Yok, Veste de yok. Ki güvenle alakası bir durum değil. Ha. Çünkü Veste'nin hesabı benim hesabım. Yani ne bileyim, güvenle alakalı bir şey sandım da pardon. Yok canım. Zaten Veste'ye ben hesap verdim. Yani al bunu. Evet. Şu son yaptığım çekilişin sonucuna da bakalım. Çok akmadan chat. Bakıyoruz kazanan sayı 14. Bakıyorum 14. 14. Suriye milisleri. Onu geç ya. O kazandı. İkinci kazanmasın. Bir kural Peki. koyalım. Tamam. Herkes bir kez kazansın. Yani amaç zaten herkesin kazanması Hı. bence. Bir daha çekiliş yap. Peki tekrar sayı istiyorum. Nereye gitti? Bir dakika. Tekrar sayı mı isteyeyim yoksa 14'ü devam edeyim? Bence bir daha çekiliş yap. Bak yine buradaki yazan sayılara bakar. Tamam, bir dakika hemen. 32. 32'ye bakıyoruz. 31 var. 38. 32. Herkes 32 31 yazan yazmış yok be. bence. Bence 32 yazan yok. Ben de baktım, göremedim 32 yazan. Ha gördüm. Darga. Ama iki defa şimdi bir 3 yazmış bir 32 yazmış arkadaş. Hatta altına 23 de yazmış. Spam atmış bu resmen ya. Ondan başka yazan yok galiba.
Ya lütfen şu sayıları bir defa yaz ustalar. Böyle olmuyor bak, cidden olmuyor. Hile mi var? Bunun hilesi nasıl olsun? Şimdi dargaya 4 defa yazmış ya. Dört Bence farklı rakam bir daha yazmış. çek. Bence spam attığı için azar yani şey haksızlık olmasın diğer tek sayı yazanlara. Aynen. Ya ama tekrar baştan ben rakam isteyeyim. Yani tabii sen Şu ben mesela. asedi atayım. Arkadaşlar lütfen bir defa yazın. Gerçekten bir defa yazın. Böyle olmuyor. Kusura bakmayın ama darga yapacak bir şey yok. Tekrar 50'ye kadar sayılarınızı bekliyorum. Bu arada benim sorularım son soruya geçiyorum. Bitti diyecektim de. En sevdiğin 3 partiyi sayabilir misin reis? Sayarım. Bir de MHP'li koyarım. Çünkü bana çok dediğim gibi de çok destek oldular. Ben de onlara destek oldum sürekli. Savaştıkları için bir 10-15 kişiye kendi cebimden gold verdim yani falan. Ufak bir şey olsa bile. MHP'den mi? Evet. Savaşlara aşırı katkı sağladıkları için böyle ödül devlet madalyası yani 1000 goldluk, 2000 goldluk kişiye göre değiştirdim. Kendi partimi söyleyemiyorum herhalde değil mi? Ya zaten onu sayarsın. Onu saymaya Ha. gerek yok. MHP diyeyim. Benim çok kişinin sorunu var ama benim çok sevmediğim parti yok aslında. O yüzden random söylüyorum bunları yani yakın oldukları için. Jön diyebilirim. Bir sorunum yok çünkü çok kişi de seviyorum aralarından. Jön de aslında sevilmiyor gibi görülüyor ama seviliyor gibi ya. Ben Jön Ya olayını da çok şu anlamadım. var yani bireysel sebepleri partiye yıkmak lazım. Şimdi ben seninle sorunum var ama partiyi sevmiyorum gibi bir şey. Şimdi ben karargahı sevmiyorum diyemem. Ya içinde Fatih var, sevdiğim birisi. Sevdiğim insanlar var. Ya şimdi Selçuk'u sevmiyorum diye karargahı sevmiyorum diyemem. Üçe de rotayı koyayım ya. Yani, Peki. üçte rota. Peki. En sevmediğin 3 parti. Yani sevmediklerde sınır tanımıyorum ama sayabilir misin? Tamam. Bunlar da mı Türk Partisi olacak? Daha iyi olur. Olay çıkar falan, ne Bu bileyim, bir şeyler arada olur. Cem, yani Cem Pers aktif olarak olmadığı için Pers demedim. Yoksa ilk Pers derdim. Sevmediğim 3 parti. Birincisi Revut diyeyim. Ya da Revut tayfası. Şu an Şu aktif an partilerini bilmiyorum. ha bilmiyorum, oynuyorlar mı bende? İkincisi başka kim var? TSO'yu sevmiyorum. Arasında biz 2017'de başladığımız zaman TSO'yu bir ön yakımız vardı ama sonra Ulaş vardı. Düzeltmiştik. Yani ben seviyordum TSO'ları. Hatta Bulgaristan aldıklarında savaş yemesinler diye ben bloğumu aldım. Kendi TSO'yu. Ama artık Şu an çoğu oruçtan dolayı oyuncunun mı peki? Yoksa yok canım. içindekilerin Genel oyuncu kitlesinin yani şey olduğu için. Mesela savaş zamanı yok olup savaştan sonra sosyalistlik yapmaya çalıştıkları için. genel Onda üçüncü parti yok. Türk olarak üçüncü parti yok ya. Jöht, pardon. Birinci Jö. İkinci de Jö. Üçüncü de Allah, yine Jö. oruçtan dolayı mı bu? Jö partisi tamamen Beyblade'lerle dolu bir parti. Beyblade Hayda, ne güzel deyince. açıklamalar ya. Evet. Ben sözüm dilim sivridir yani. Direkt söylerim. Çekinmem hiçbir şeyden. Sevmiyorum. Ülke kursalar yıkmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Jöhte birkaç hafta falan oldu yenisi kurulalı zaten. Ya şu Ya an şöyle bir şey var. içindekiler de mi kapsıyor Bizim bu? Türk oyuncularımız kusura bakmasınlar %80'i salak. Bunu söyle kimse kusura bakmasın. Nedeni söylüyorum. Bir insan bir kez hata yapar, iki kez hata yapar ama üçüncü yapmaz. Bu gerçek hayatta da geçerlidir. Şimdi Oruç daha 2018'de biz Osmanlı'yı kurduk. Çin'de. Roleplay yapıyoruz ama amacımız Çin'i komple almak. Ve biz ilerliyorduk. Oruç bunun içine Korgener de dahil. Gittiler Rusya'nın tarafına geçtiler ve vurmaya çalıştılar. Vurdular da. Niye öyle bir şey Hatta yaptılar ki o zaman? Yani birlikte hareket etmiyor muydunuz o sıra? hayır o zaman birlikte hareket etmiyorduk. Ha. Oruç oyunda aklıyla hareket eden biri değil. Yani dediğim gibi Oruç asker. Yani buna Oruç'un neredeyse Oruç'un şuraya git vur de vurur. Neden vuruyorum demez. Sorgulamaz yani. O yüzden hep Anladım. sadece askerlik yapıyor. O zamandan beri Epifan Savaş Çetin'i Türklerin camilerini yıktık demesine rağmen Oruç'un yorumu şuydu. Go 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 Epifan, we support you.
Ya biz Ne senede ca destek orada veriyoruz. cami neyi kastetti ki cami derken? Ha, Mayıs Yani mı? Mayıs dönemi mi bu? hayır, Mayıs değil bu. Ondan çok önce bir şey. Dinen şey yaptılar yani. Kazanmaya başladıkları için dinen vurmaya çalıştılar. Oruçlar da Anladım. bunu destekliyordu. Sonra Jön'ü kurdular. Sonra bir daha Rusların yanına gitti. Bir daha geldi. Türkiye ayaklanma darbe yaptı. Sonra bir daha gitti. Bir daha geldi. Şimdi Türkiye'ye diyor. Yani bu oyuncu bir şey yok. Bir güven yok. Güven vermiyor. Bunu bilen bir oyuncu da bunun partisine katılmaz yani mantıken. Türkiye'ye zararlı bir parti. O yüzden yani. Anladım reis. Peki son söylediğimiz çekilişi de hemen başlatalım. Kazanan sayı 12. Bakıyorum. Yaza karşı nereye gitti lan? Yine darga çıktı. Dargada hile mi var ya? Vallahi bilmiyorum. Tek sayı yazmışsa bu sefer hak etti galiba. Başka Her sayısını da neyse. Sayı göremiyorum. yazmana gerek yok. Ben sana atarım. Darga gözüküyor bende. Sadece o yazmış zaten. Evet. Darga. Darga Reis özelden ulaşırsan sevinirim. Benim yapacağım çekilişler bitti bu arada Reis. Sendeyiz, haberin olsun. Tamam, Tamam, ben chatten seçerim ya. chatten seçecek güçlü. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu kazanan arkadaşlar da beğendiyse ve abone olduysa içleri rahat olsun. Yayın bittikten sonra paraları yatacaktır. Ya o konuda sorun yok ya. Ne dediysek Aynen öyle. Bu o. arada benim sorularım da bitti. Sormak istediğiniz sorular varsa soruları alabilirim arkadaşlar. Zafer seni tanıyoruz ya. Çoğu chat'in yeni kalanı çoğu kişi yeni olduğu için belki bilmiyordur seni. Darga mı? Hayır, Zafer'den Ha. bahsediyorum. Peki Pers ne oldu usta sence? Aranız nasıldı? Neden böyle oldu? Oyunu bıraktı herhalde çoğu bilmiyorum ama hiç gözükmüyorlar. Kor General bıraktı onu biliyorum. Pers zaten AOK yani. AOK neyse Pers de o. Zaten Pers'in çoğu AOK. Partileri de aldı. Ama çoğu kişi oyunu bırakmadı aslında. Mesela Japonya'ya gittiler. Mesela şu an Japonya yönetenleri çoğunluğu Pers'ten çıkma. Başka partileri de aldılar. Ama Bilal bıraktı işte. Bir de birkaç kişi daha bıraktığı biliyorum. Hesaplarını falan sattılar. Anladım. Peki şu No Name nasıldı usta? Geçti. Yani salı günü bırakacak. Yönetimi nasıldı sence? Bence yani şöyle söyleyeyim. Kendisiyle pek tanıştığım yok. Çünkü tanımıyorum. Ne çok tanıyorum ne az tanıyorum. Arada yani böyle. İyi yönetti gibi bir şey söyleyemem. Kötü yönetti de diyemem. Çünkü savaş olmadığı zaman ya da ülkede bir sıkıntı, ayaklanma, darbe ya da bunlara benzer bir şeyler olmadığı zaman zaten tahtayı koysan o da ülke yönetir. Yani kötü yönetti demiyorum. Yani idare etti yani olması gerektiği gibi. Şu an çünkü bir savaş yaşamadı yani bir savaş yönetimini göremedik ya da bir sıkıntı görmedi. Sen yani hazıra kondu gibi bir şey yani. Ankara birinci şehirdi. Bu yüzden yani normal bir liderin yönetmesi gibi yönetti. İyi idare etti galiba. Pek bir şey diyemiyorum bu konuda. Anladım. TSO'yu hiç oy attı mı Reis? Ben oy attım canım. Ben dediğim gibi TSO'yu önceden seviyordum. Hatta ben korudum. TSO'yu HFA'lar yani karargah ekibi yıkmaya çalışıyordu. Yıkmak istedi. Ben dedim ki yani o zamanlar bende hiç dünyadan ay bloğuyum. Ben ayda blok kurdum. Sadece aydaki devletler olduk blok. Ama TSO yıkılmasın diye ve gerçekten sevdiğim için onu bloğuma davet ettim. Bloğu aldım. Dedim size savaş açılmasın. Yani çünkü ben onunla açılmış savaş bana açılmış olacaktı. Kimsenin de gücü yetemezdi o zaman. Biz de koruduk aslında ama keşke korumasaydım. Yani çok kolladım, çok korudum. Hatta oy bile attım. Ama yaptıkları şeyin yanlış olduğunu Peki düşünüyorum. şöyle bir soru sorayım. Şu oyundaki en büyük pişmanlığın nedir? Bu Ya da oyun pişmanlıkların da olabilir. Yani aklına gelen. en büyük pişmanlığım şu aslında pişmanlığım olması halde Türkiye'liydi. Yani aslında
yapmamam gereken bir şeydi. Çünkü Türk oyuncular böyle en az böyle 50-60 kişi diye nerede değil bu arada. Özelden anneme çok küfür ettiler. Yani Allah Allah. özel değerlere çok küfür ettiler. Ve şöyle bir şey var. Ben şimdi Ay'dayım, Ay Devleti'yim. Biz o zaman Avrupa bloğundaydık. Avrupa Birliği vardı. Onun bloğundaydık. Türkiye, AOK, TGA. Bize dediler ki Türkleri biz ikinci blok kuracağız. Bütün Türkleri oraya çekeceğiz. Sizi bir nevi dışladılar bizi. Ben de kaptan dedim, AOK olarak bunu kabul edemem derim. Bu sizin bloğunuzun, yani bizim bloğumuzun en büyük gücü Türkiye. Türkiye olmasın dedim, siz bir işsiniz. Çıktım bloktan. Tartıştım hatta, küfürleştik. Ben o zaman Dominion'a girdim. Yani Deleted oyun birincisiydi o zaman. Belki tanımazsın. Ne zamandır oynuyorsun bilmiyorum, o yüzden. 2018 falan Eylül. Dominion'a girdik biz. Dominion'daydık. O zaman Antarktika onlardaydı. Türkiye ile ayrı hareket etmeye başladık. Bize dediler ki Türkiye'ye karışmayın. Türkiye'nin iş sorunlarına karışmayın. Hiçbir şey yapmayın ama Türkiye'nin savaşlarına gelin. Yardım edin. Farklı bir bloktayım. Biz Magadan'ı yıktık. Bir savaş sanıyorlar herkes. Birinci savaştan sonra herkes İstanbul'da farm yapmaya başladı. Yani Türkiye'de farm yapıyorlar. Milliyetçilik taslıyorlar. Bu hala geçerli bir şey. Makalelerde milliyetçilik taslıyorlar ama biz Ay Devlet olmamıza rağmen Türkiye'nin ayaklanmalarını, darbelerini savunuyoruz. Herkes farm yaparken. Sonra biz çıktık gittik. Hakkımızda makaleler açıyorlar. AOK Türkiye'yi sattı. AOK şöyle. AOK küfredilmeye başladılar AOK'a. Yani pişmanlığım Türkiye'ye yardım etmekti. O zamandan bahsediyorum. Ama yine Türkiye olunca konu her şey unutuluyor bir şekilde. Yani sinirin gidiyor. Yani biraz da milliyetçilik duygusu bastırıyor. Mecburen geliyorsun yardıma. Çok küfür ettik ama çok da yardım ettik. Anladım. Peki, bir isim verebilir misin? Böyle yardım edip de pişman olduğun. Oruç liderken çok destekledik. Hatta oy bile attık. Türkiye Ay Devleti'ydik. Türkiye'de ikametlerimiz vardı. Orucu çok destekledik. AOK'ta olduğu için. Makalelerde korudum hatta ben orucu. Orucu herkes küfrederken ben koruyordum. Bir tek pişmanlığım o yani oyunda şu an. Aslında oyuncu olarak. Şeye yardım etmek. Orucu yardım etmek. Anladım. Çağrı Boran sormuş. Kadim Gökhan hakkında ne düşünüyorsun usta? İlk başlarda aramız kötüydü. O da sebepsiz yere yani. Oruç bize laf atıyordu. Sonra Gökhan da devreye girdi. Yani ben ona kel diyorum genelde, alınmaz. Sonrasında şey dedi yani, böyle bir konuşma yaşadık aramızda Telegram'da. Ben oyunu bırakıyorum işte, hakkını helal falan. Ondan sonra aramızı düzelttik yani. Şu an bir sorunum yok. Hatta Winterfell gelmek istedi. Kabul ettim ben. Oradan savaş açmıştı. Biraz gece uğraştırdım onu. Gece 3-4'te falan benim için uğraştı savaş açmak için. Yani o yüzden bir sorunum yok. Peki hiç Ay'a tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz? Ay'a dönmeyi düşünmüyorum Ya da çünkü Türkiye'ye indiğiniz için pişman mısınız mesela? yok canım, pişman değilim. Çünkü devletimizi sattıktan sonra ben paralı askerlik yaptık biz. Zaten bir devletimiz yoktu. Ay'a tekrar çıkmam çünkü 1,5 sene oradaydım aralıksız. 1,5 sene orada devlet yönettik. Şu an öyle bir planım yok. Dediğim gibi tek planım benim bireysel olarak. Daha bunu partimde bile yani böyle bir konu konuşmadık. Tek planım Antarktika. Ömer Coşkun, Talep abi Ay'a geri dönelim demiş. Trap yarın Türkiye lider adayları var yayında. Akşam. 8'de Dartmoor, 10'da Muhsin Yazıcıoğlu. Sorularınıza bakıyorum. Sence tahminen kim kazanır usta seçimi? Şimdi seçimi aslında fake oylar belirliyor. Şimdi artık Ankara'da birinci şehir. Fake oylar karar verecek. Sadece seçimler böyle 80-90 100 oyla alınıyor. Bence Muhsin Yazıcıoğlu alır. Ya benim içeride ikametim yok ama partimin ikameti varsa attıracağım. Anladım. Umarım iyi olan kazanır gerçekten bir şey diyemiyorum. Yarın Bu ikisiyle de arada yayın yapacağım. bir kişiye hemen 3D vereyim. Çocuklar Tabii beklemesin. isim alayım. Bakıyorum. Bu arada tanıdığım kişilere fazla vermeyeceğim. Böyle adaletsizlik olmasın diye. Onları zaten sen görüyorsundur onları ya. Tabii canım. Bu bakıyorum.
Sinan, ben beraber yayın yapmak istedim ama saatleri uymadığı için biri işten çıkıyor, diğerinde eşiyle yıl dönümüymüş falan, uymadığı Bu için ki öyle olacak. Nick Warlet. Hatta chat'e ben yazayım bu Nick'i. Nick, evet. Yazdım mı ben? Öyle galiba. Yazdım Nick'i bu. Bakıyorum. Tamamdır. İsmi aldım. Galiba o soru yazan arkadaştı. Sen ulaşırsın yine bize. Tanıyorum galiba seni. Kaç kişiye verildi? 7 kişiye verildi. 3 kişiye de verilecek arkadaşlar. Chatten ayrılmayın. Aktif olun. Reis 4 Gördoğan kişi, bir size... tanesini bug'lı verdik. Yani yanlışlıkla verdik. 4 Aynen. kişi daha verecek. Şu an 7 kişiye vermişiz ama. Tamam işte. Bir tanesi dedim ya, bir tane daha veririz. Ha. İki kere yazmış, söylememiştin sen. Toplam 11 kişiye mi çıktı? Evet, 11 oldu. Eyvallah reis. Eyvallah. Eyvallah ağam paşam. Soru var mı? Telegram'a şu an bakamam reis. Kusura bakma. Bağlantısız oto ile ilgili bir bilgin var mı? Öyle bir şey duydun mu? Türkiye'ye geri dönüyormuş da. Suriye milisleri soruyor. Hiç partiyi tanımıyorum. Yani dönüyorsa Türkiye için iyi bir şey herhalde. Yani sayılarını bilmiyorum, kitlesini bilmiyorum. Hı. O yüzden pek bir şey diyemem. Ama Türkiye'ye oyuncu kana, yeni kana ihtiyacı var yani. Daha önce neredeydi acaba? Onu da bilmiyorum ama. Ramal en sevmediğin ülkeleri merak etmiş. Üç ülke söylerse seviniriz. Azerbaycan. Şaka. Ciddi söylüyorum bunu. Ben Azerbaycan çok korudum ama koruduğuma pişman oldum. Hı. Azerbaycan birincisi. Neden? Çıkar için uğraşan bir millet. Ya Yani oyuncular oyunda için cidden söylemiyorum. evet. Hı. Şöyle bir şey var. Bak, ben lider olduğum zaman, Türkiye lideri oldum. Savaşlar, şöyle bir şey var. Soracağım o soruyu. Hı. Türkiye yansımaya başladı savaşlar. Bana Epifan dedi ki, daha doğrusu Ruslar diyeyim. Dedi ki Türkiye savaşlardan geri çekilsin. Hı. Biz şu devletleri yıkılacak, yıkacağız. Hı. Türkiye hiçbir şekilde savaş açılmayacak dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Dedim ki ya benim seçtiğim Türk devletlere dair olacak bu anlaşmanın içine, ya da böyle bir anlaşma olmaz dedim. Hı. Ki sevmediğim Türk devletlerini de içine kattım. Yıkılmasınlar, emek verdiler diye. Hı. Azerbaycan CC1-10'dayken beni dinlemediler. Savaş açtılar. Ondan sonra çoğu şeye muhalif olmaya başladılar. Hı. Ama ben blok kurarken dedim ki, blok liderlerine tamamen saygı göstereceksiniz ve dinleyeceksiniz. Kabul ediyorsanız gelin. Kabul Hı. etmiyorsanız yıkılın. Ama bunlar o zaman tamam dedi herkes. Blok Hı. kuruldu. Ortada savaşlar bitti. Hı. Bu sefer şeyler başladı. Dik başlılar başladı. Yani çoğu kişi diklenmeye başladı. İtiraz etmeye başladı bir şeylere. Şimdi tabii devletlerini kurtardılar savaştan. Tehlike de yok ortada. Hı. Bundan dolayı Azerbaycan. İkincisi Rusya yazayım. Hı İki senedir savaştığım için, iki senedir hı. Ruslarla savaşıyorum. Normal olarak evet. Üçüncüsü de Antarktika'da, yani Holinama diye galiba şu an. TSM yani, TSM'in devleti. Yani, Antarktika kaç bölgeden oluşuyor usta? 8 ya da 9 san. 9 olması lazım Antarktika'nın bölgesi. Hı Tam hı. emin değilim ama 9 diye biliyorum ben. Anladım. Ya arkadaşlar şimdi bir sürü soru geliyor. Aynı anda hepsini soramadığım için yetiştiğime sormak istiyorum. Darth Maul'a bir düşmanlığın var mı? Kime? Darth Maul'a. Yok. Yani öyle bir bireysel bir sorunum yok. Hı. Kimseyle. Çok, bilmiyorum. Nonem, Belirli bir evet. kişilerle var. Nonem demiş ki açayım Azeye savaşı. Ya ben liderken Hı Azerbaycan dedim ki sizin sayınız az. hı. Tutamıyorsunuz. Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayalım. Türkiye'de oynayın dedim. Hı. Çoğu Türk devletlerine de dedim. Partilerinize gelin. Tek bir parti toplayalım. Hı. Bu sefer savaş zamanı sıkıntı yaşıyoruz. Ben parti liderlerine söylüyorum. Bu arada bir şey de hatırlatayım. Bu Milliyetçi Türk Partilerine ya da Milliyetçilik taslayan Türk Partilerine. Ben lider olduğum zaman Telegram'da Türkiye Meclis Partileri diye bir grup vardı. Hı. Yaklaşık 25-26 kişilik. Her gün 2000-3000 tane mesaj atılıyor. Savaşlar başladı. Herkes AFK taklidi yapmaya başladı. Kimse cevap mesaj atmıyor. Ben mesaj atıyorum. Sabitliyorum mesajı. Hı. Diyorum ki bu savaşta partimiz çekin, çok önemli. Herkes gelsin. 2 kişi falan yazıyordu. Diğerleri AFK rolü yapıyordu. Onlar da savaş bittikten sonra tekrar geldiler zaten.
Anladım. Peki son zamanlarda Türkiye'nin bayrak değiştirme konusu çok gündem oldu. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz usta? Yani bayrak ya değiştirilebilir, daha güzel, göze daha güzel gelene. Yapabiliriz Ya yani bunu. olandan Yani mesela rahatsız mısın sen? yo değilim. Bence yuvarlak yapmalı. Çünkü çoğu ulus devletin oyundaki bayrağı yuvarlak. Yani daha güzel duruyor yani bayrak. Önceden öyleydi zaten. Yuvarlak Türk bayrağıydı. Nick Warlock tamam. Sonra değişti. Hoş geldin. Güzel bir tasarımla bayrağı olabilir. Daha canlı, daha güzel gelen. Göze güzel gelen. Anladım. Bakıyorum. Noname gaza gelmiş. Azerbaycan kendine dikkat etsin diyor. Ya bana kalsa gerçekten ben istiyorum ki çoğu Türk devleti yıkılsın. Yani kimse kusura, bak dedim ki ben bunları korudum. Çoğu Türk devletini savaştan gerçekten benim sayemde kurtuldular. Aralarından birkaç tanesi yıkıldı. Yani yapacak bir şey yok. Yıkılmasını istemezdim tabii. Niye yıkılsınlar? Emek verdiler. Yani kimsenin parayla alınan bir şeyin yıkılmasını istemem. Ama Türk devletleri aslında oyunda şu var. Türk devleti olarak bakmıyorlar. Türkiye olarak bakıyorlar Türk devletlerine de. Diğer blok, diğer devletler. Eğer sen Türk devletiysen Türkiye'sin diye bakıyorlar. Şimdi Türk devletleri bireysel hatalar yapıyorlar, yanlışlar yapıyorlar. Bunun sonucu Türkiye çekiyor. Bir de Türkiye'den güç alıyorlar. Şimdi şu var. Türkiye'deki oyunculardan güç alıyorlar. Zaten Türkiye olmasa çoğu Türk devleti yıkılır. Tutunamazlar yani. Anladım. Kadim Kokan sorusunu sordum. Bir tekrarlıyorduk. Kusura bakmasın sordum. Duymadıysa yayını biraz geri alıp izleyebilir. Çekiliş bitmedi hala. Notlist chatten 4 kişiye 3 RT dağıtacak, haberiniz olsun. Aktif olmayı unutmayın. Bir tanesini de yazayım şimdi. Tabii hemen isimden alalım. Çete yazdım ben. İsim göreceğim zaten. Mert. Evet. Mert. Tanıdık biri mi? Bilmiyorum, ben random seçiyorum. Hiç nickini bilmiyorum yani, kim bu çocuk. Tamamdır. Özelden ulaşırsan bizlere Mert iyi olur. Samsun için demiş. Çepni hoş geldin. La o adam da Samsun'u yaptığını başkası yapmaz. Helal olsun. Büyük vali büyük. Tane daha attım çete. Bakıyorum. Çepni Bey. 5T. Hayırlı Tamam, bir olsun. tane kaç oldu? Kaç kişi oldu? Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. İki tane de Elif sesini seçmek istemiş. Tabii. Sonra trip Biraz hanımcı mıyız ne anlamadım ki. yemeyelim. Yok canım. Ya, seçip şimdi kırmayalım ya, istiyorum. Tabii. Soru var mı? Bakıyorum ben de o ara. Star Wars ekibi hakkında ne düşünüyorsunuz usta? Biliyor musun? Tanıyor musun? Serkan sormuş. Partiyi biraz biliyorum da yakın değilim yani. Pek nötr diyelim. Ama eksi bir yani. Ha. Olumlu düşüncelerin yok yani onlar açısından. Yok, yok. Anladım. Ya olumsuz da yok da nötrüm yani aslında. Ben çoğu kişiyi kimse sevmiyorum genel olarak. Ekside başlatıyorum. Normal hayatta da böyleyim. Çok kişiye güvenmem yani. O yüzden öyle diyorum. Tanımadığım için yani. Anladım. Arkadaşlar bu arada sorularınızı yazmayı da unutmayabilirsiniz. Yalakalık yapmayı lütfen bırakın artık. Ben ne sor az önce bir soru görmüştüm. Neydi onu hatırlamadım. Evet, senin Türk partilerini ya da devletlerini Türk büyük yani ne bileyim bir grup adı altında toplamayı düşünüyor musun? Öyle bir soru gelmiş. Bunu denedik zamanında, yapamadık çünkü buna uymuyorlar. Şöyle bir şey var, bir şey yönetmen gerekiyor, bir topluluksan bir de yönetim ekibi olmak zorunda. Ama baş kaldıranlar oluyor. Biz şimdi yönetim ekibi seçiyoruz. Bunu istemiyorlar ya da itiraz ediyorlar. Bir şey işine gelmiyor, kabul etmiyorlar. Tatsızlık çıkıyor yani, iç kargaşa çıkıyor. Bunu liderken de dedim ben, tüm partileri bir partide toplayalım. Hem savaşlara daha iyi hızlı gideriz. Tek bir parti mesajıyla hareket ederiz. Hem de güçlü olur yani, güç gösterisi. Gövde gösterisi yaparız. Savaş zamanı bütün paramızı ben de toplamıştık.
Hatta ikinci mi birinci mi ne olmuştum. Bu tamamen psikolojik baskı yani. Psikolojik üstünlük anlaman savaşlar böyle hasarlardan ziyade psikolojik üstünlükle kazanılıyor. Çünkü biz Sisi Blood kaybedildi ama biz hiçbir toprak kaybetmedik Türkiye olarak. Hatta üstüne toprak kazandık. Hem Arabistan'dan bölge hem de nereye almıştık? Aldığım bölgeyi unuttum ya. Kudüs'ü aldık. Bir de hiç para vermeden Kudüs'ü aldık savaşta. Arabistan'dan aldık. Yani hiç bölge kaybetmeden. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğimizden dolayı bu. Maşallah. Peki Brezilyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anki GBS bloğu hakkında da. Ya bu Brezilya arada hakkında mı? Elif GBS Yurgul blok. değil mi? Yengen Evet. ismi. Evet. Evet. Erkan Doğan biri yazmış ama onu mu seçmiş? Sana özelden yazsa olur mu? Erkan WhatsApp. Doğan'a çıkmıştı galiba. Çıkmamış mıydı? Yok hayır çıkmamış. Onu mu seçmiş yoksa bir şey mi yazıyordu acaba? Bir daha yazsın ya. Kimi seçtiyse. Tamam. Sorunlarını sormadığım arkadaşlar varsa da kusura bakmasın arkadaşlar gerçekten. Yengeye yalakalık yapıyormuş chat. Beni seç, beni seç. Bakıyorum. Brezilya hakkında ne düşünüyorsun diye sormuştum. Ha Değil evet mi? onu geçtik, Aynen. evet. Yazmış da benim soru gibi. Brezilya hakkında mı, GBS bile hakkında mı? Yoksa ikisi içinde mi? İkisi için de. Brezilya'yı biz kurtardık zamanında. Biz o zaman Peacekeepers'ı yönetiyorduk. Brezilya'da iç savaş vardı. Ve bir tane lider yanlışlıkla seçilmiş bir lider. Savaş açtı sağa sola. Biz gittik arayı düzelttik, kurtardık. Ama pişmanım tabii bundan. Bunu da ekleyelim pişman olduğum şeylere. Brezilyalar tamamen çıkar üzerine kurulu bir millet. Hiçbir şekilde dost olunmaz. Sen Türkiye ile müttefik oldular. Mayıs'ta vurdular. Öyle bir millet yani. Bütün anlaşmaları ilk bozan millet Brezilya. O Şu yüzden anda öyleler mi? şu anda da öyleler ya. Zaten bütün anlaşmaları Brezilya blok bütün anlaşmaları tek taraflı feshettiklerini açıkladı herkese. Yani güç kaybedince herkes anlaşma yapar. Anlaşmaları iptal eder. Anladım. Yenge Erkan Doğan'ı seçmiş. Diğerine karar vermemiş. Onu yazmış. Hayırlı olsun. Erkan Doğan ulaşırsan bize iyi olur senin için. Nick Warland demiş ki beni tanıyor musun diye sormuş sana. Yok, tanımıyorum. Sen onu seçtim de tanımadığım için seçtim. Tanısam seçmez. Bakıyoruz soru var mı? Real'de görüşüyor musun? Görüştüğün oldu mu? Oyunda Sinan'la çok görüştüm. En çok Sinan'la görüştüm. Egemen'le görüşüyorum. Toksik var Caner. Onunla görüşüyorum. Oruç'la görüştüm. Kılıç'la, Nazlı'yla böyle görüştük. Başka Buz falan vardı. Biz Eminönü'nde toplantı yaptık. Dedim buluşma yaptık İstanbul'dakilerle. AUK O olarak mı zaman yoksa hayır oyun hayır. Oyundaki İstanbul'da oturanlarla birlikte Eminönü'nde toplanmıştık. O zaman Oruç falan da gelmişti. Bir 15-20 kişi vardık. O zaman işte görüşüyorum yani oyunda. İstanbul olanlarla görüşüyoruz. Anladım. Erkan Doğan oyundaki ismini de buraya yazarsan iyi olur. Cem Kırca sormuş ki istek atsan partiyi alır mısın? Herkes alıyor musunuz partiye? Şu an. Ses. Anlamadım. Bir daha sorsana. Ha. Bir Partiye şu derdini. an her istek atanı alıyor musun? Cem Kırca partiye istek atsam alır mısın diye sormuş da. Cem'i alırım canım. Cem'i tanıyorum çünkü de. Her istek at. Önceliğimiz Türkiye'ye karşı vurmamış olması. Bir de terör sempatizanlığı yapmamış olması. Diğer herkesi alıyoruz bunlar için. Ben ilgilenmiyorum artık. Sinan ilgileniyor. Ben geri plana çıktım biraz. Sağlık sorunları nedeniyle. Ama bunun harici alıyoruz. Sinan komünist şimdi. O kuş da alabilir, bilmiyorum. O alır. Kendi düşüncesi olandaki insanlar hemen alır. Ya seçiyor musunuz yani partiyi alırken insanlar bir bakıyorsunuz Profiline bakıyoruz canım tabii. Türkiye'ye karşı vurmuşum. Makalelerime ben özellikle bakıyorum. Ben lider olduğum zaman. onaylarken. Yani bir şey var mı?
Türkiye'ye karşı bir savaşta bulunmuş mu? Hakareti var mı? Ya terör sempatizanlığı yapmış mı? Ya da Ahmet Kaya seviyor mu? De. Erkon, Ahmet Kaya hakkında ne düşünüyorsunuz da? Ya onu herkes biliyor ya ne düşündüğümü. Şimdi yayında küfür etmeyelim. Küfürsüz anlatmak istesen nasıl anlatırsın Ya, peki? ya, tüm ailesiyle cima etmek isterdim herhalde. O kadar bir nefret var sende. Nefret canım. Ben ya şöyle söyleyeyim. Tek Ahmet Kaya'ya karşı değil bu. Terör sempatizanlığı yapan herkese karşı. Normal olması gereken yani bir Türk vatandaşının etmesi gereken doğru Şarkıları Müslüman. hakkında ne düşünüyorsun? Dinlemiyorum şarkılarını. Ya şey var Dinlemedim ya, diyemem. Ya şöyle şarkıları bir şey iyi var. ama kendisini işte. Ya önceden gençken yani çocukken falan dinliyorduk yani ama o zaman tabii bir siyaset hakkında bilgimiz yoktu ya da normal düşüncelerini bilmiyorduk. Ama öğrendikten sonra tabii ki yani dinlememeye başladım. Yani şarkısı iyi, kendisi kötü diye bir şey yok ki. Yok bu müzik sanat diye bir şey yok. Yani bir insanın şöyle bir şey var. Sen şimdi Türkiye düşmanısın. Terör sempatizanlığı yapıyorsun ama şarkın güzel. Ya bunu dinlemek içine sindirebilir misin bunu? Hayır. Yani ben de Ya olması ben de gereken kendisini ya hiç dinlemedim ama ya bir düşüncem yok kendisi hakkında. Yani detaylı sadece bu bilmiyorum an onu. Kim olduğunu sadece doğru düzgün bilmiyorum. şunu söylüyorum yani. Söylediği bir laf var. Vallahi biz Apo'yu özledik diye bir laf var. Yani bu lafı söyleyen bir insan zaten teröristtir yani. Terör illa elinde silah olması gerek yok. Günümüzde terörist yanlısı hatta bunu ülkemizde de var. Liderlerde. Neyse. O kadar detaya girmeyelim de. Evet. Siyasete girmeyelim de. Aman Yani benim Silivri soğuktur sadece falan şimdi. Ahmet Kaya değil yani. Erzurum yeterince soğuk. Evet. Anladım. Yenge demiş ki İstanbul zirvesi yasak artık falan demiş. Bilemiyorum yani söylemiş olayım ya Yok ben. canım öyle bir şey yok. Yani o konuda o şakası yazmış da o konuda bana karışmaz. Ben de yani bir zirve yapmak istesek yaparız zaten. Onu da bir şey demez. Anladım ben. Ama Karışamam tabii. yap yani kış geldi ya. Artık zaten bu zaman olmaz da yaza doğru belki olur ya. Ben hatta dedim yani İstanbul'da oturanlarla bir halı saha maçı falan yapalım. Hiç nasip olmadı yani. Ya biz de Erzurum'da adam arıyoruz halı sahaya ya. Berkay'ı çağırayım dedim. Biraz koşsun götü göbeği eğilsin de olmadı. Zayıflamış ama 15 kilo mu verdim dedi yayında. Vallahi biz Bayağı Berkay'la her gün Discord'dayız, oyun oynuyoruz. verdim. Ağzından eksik olmuyor yani. Çatır Çatır vallahi çutur ben haklısın bu konuda. Ben bazen ailemle bile yemek yemiyorum toplu. Yani kötü bir huyum var. Böyle ağız çatlatması ya da ses mesela böyle nasıl diyeyim turşu ya da böyle sert şeyler yediğin zaman ses çıkıyor. Ben geliyor. titremeye başlıyorum ister istemez. Sevmiyorum yani. O yüzden o Ağzına konularda şapla vuruyor mu yanındaysa? böyle aileme tabi bunu yapamam tabii de Ha yok aile sokakta değil ya. Arkadaş ortamındaysan. arkadaş olduğum uyarıyorum. Askerde çok yaşadım. At devrelerimle ben usta birliğinde özellikle mastan Yemek koruyordum yani eğitimini çok. senden mi aldılar? Yok askeri de yemek şey var. Yemek nasıl yenilir diye bir tabela var. İlginç ama kesin vardır ya salak salak. Sağın solun bilmeyen insan ya varmış. Benim yakın zamanda kuzeni falan gitti söylüyor. Yani ne bileyim askerlik hakkında düşüncelerim değişti açıkçası ya. Ya askerlik çok farklı. Yani gerçekten yaşadığım için söylüyorum usta bilinde. Normal Alaturka tuvalet. Fayansa sıçan var. Oh ya neyse. Normal pisuvarın içine pisliğini yapan var. Sonra başka duş almayan insan vardı. Bizim kendi devre. Duş almıyordu. Biz sokuyorduk banyoya. Normal yer fırçası var ya. Biz süpürdüğümüz. Üstüne ben karıştırıyordum ya. Bir tane şişe var böyle 5 kiloluk. İçine çamaşır deterjanı, çamaşır suyu bile koyuyordum. Porçöz falan. Ne varsa Rengi açılsın. Bebe koyuyordum. zincir dönmüş. Kişi falan. Ama koğuş çok kokuyor. Karıştırıyorduk iyice. Kafasını aşağı döküyorduk. Kapat gözünü diyorduk. Fırçayla yıkıyorduk yani. Valla. Yani böyle insanlar da Çok var. kötüymüş Diyorum ya. ya. Acemi yemek nasıl yenilir? Nasıl yenmeli diye bir tabela var. Yani dediğim işte böyle şeyler duyunca da askerlik hakkında düşüncelerim değişiyor ya. Yani Neyse. ama bu sadece bu kötü an yani.
iyi olanlar da var yani. Bir şey yani, erkeğin askerlik anısı bir de futbol muhabbeti bitmez diye bir söz var ya, gerçekten öyle. Yani askerliğe girdiğimiz zaman çıkamayız, yayın kapanır. O yüzden Sen ne girmiyoruz. kadar yaptın Bir askerle? sene. Sene. Maşallah. Peki Utku Meriç sormuş ki RR Toplu Zirvesi gibi bir şey düzenlense İstanbul'da gelir mi? İstanbul'da RR toplanırsa mı? Anlamadım. Evet, yani RR İstanbul'da bir toplantı gibi bir şey olursa, hani toplanalım falan denilirse gelir Ya misin ben diye çok Utku sormuş. böyle şeylere katılıyorum zaten. Yani Bu arada bir şey, askerlik anısı istenmiş. O da bir aklında bir gelirse anlatırsan sevinirim. ya askerlik anısı bir sürü var. Anlatırım ama. Barbara Parvin istemiş. Yani ablamız inşallah. İzliyor. O da izliyor. İstanbul'da zirve olursa toplanırım tabii. Hatta geliriz yani çoğu kişi olarak. Bunun başında da olurum. Askerlik anısı hiç unutmayacağım bir anı var. Yani dışarıda rastlamayacağın ama sadece orada başına Tabii gelen. canım, sadece askeriye de gelebilecek bir şey. Ya dışarıda gelmez. İstanbul'da falan zor yani gelmesi. Askerliğin bitmesine son 15 gün kala bir saldırı yedik karakolda. Ben Mardin'de yaptım işte. O anı var yani, ama biraz 2-3-4 dakika sürer yani. Tamam, Anladım. anlatabilirsin. Merak ettim. Ne oldu? Ben Şehit falan inşallah yok canım, bir olmamıştır şey da. yok öyle şey. Yani sen doğuda yapanlar bilir, askerlik yapan varsa. Aleyküm selam aşkım. Sürekli şeye, üst bölgelere taciz atışı olur ya da saldırı olur. Ben atarsa 15 diyordum. Pardon, atarsa 14 diyordum. Boluyordu diyordum. Ben gündüz çalıştım karakolda. Bir de nöbetçi uzman vardı, astsubay. Nöbetçi çalıştı yani, nöbetçi astsubaydı. Biz 40 asker de dışarıdaydı. Dışarıda hendeklere karşı, yani bombalı araçlara karşı biz hendek oluşturuyoruz. Kafesten içine taşlar koyuluyor, çakıllar. O ara böyle bir tane mermi geçti. İzdifşek. Komutanla biz birbirimize baktık böyle. Yine anlamadık yani ne olduğunu, biz sersemledik. Sonra peş peşe gelmeye başlayınca dışarıda 40 tane asker var. Tek silahlı benle, yanımdaki komutan. Yatın yeri diye bağırdı komutan. Ben de vardım, yattık yere. Dışarı karakol içine giremiyoruz. Hendeklere ulaşmamız lazım. Hendekte 50-55 metre. Karakolun dışındayız yani 50-55 metre. Sonra yani böyle çapraz atış atmaya başladılar. Biz Big Sid diye tahmin ediyoruz. Ya da Keleş de olabilir bu. Ama Big Sid'di büyük ihtimalle. Ondan sonra işte biz Orada sadece hendeklere ikiniz ulaştık. mi varsınız? Hayır. Karakolun öbür askerler var zaten. Onlar karşılık veriyor. Biz öyle bir durumda Ha, emir siz bekliyoruz. dışarıdasınız. Biz dışarıdayız. Nöbetçiler var. Biz dışarıdayız. Yani görevli olarak askerlerin başındayız. 8-9 kişi de nöbette. Onlar ateşe karşılık veriyorlar ama saat 15.45. 15.45 olduğu için Ne oluyor ki 15:45'te? ateşin geldiği yeri göremiyorsun. Gündüz zaten, anladın mı? Normalde gece alev gizlen var normalde, ama silahta ateşleme yaptıktan sonra ucunda alev çıkıyor. O yüzden merminin geldiği yeri Anladım. görebiliyorsun. O yüzden işte bizde bizim nöbettekiler ateş etmeye başladı ama biz ateş altında kaldığımız için içeri giremedik. Sonra hendeklere koştuk işte. O arada bir tane şartmer parçası işte benim ayağıma çarpıyor. Ben burkuluyor. Ben bunu fark etmedim o an. Yani bilmiyordum böyle bir şey. İşte ben uçak savarcıyım. Acemi'nin uçak savar eğitimi aldım. Uçak savar kulesi işte birkaç saat sürdü. Ondan sonra benim ayağım şişti. Ben düştüm böyle yere. Botu falan çıkartamadık. Kestik hatta botu. Çok şişmişti. Kara komutanı falan geldi işte. Etmet sardı. Karakolda imkan yok başka bir şey. İşe yarıyor mu gerçekten? Yani bilmiyorum. Yaradı mı yani o an? Ya o an şişliğini alıyor. Böyle et, zeytin falan döndü böyle. Et falan karışırdı. Zeytinyağı falan. Böyle bir sardı. Ondan sonra işte ben şey var. Karakolda video kameralar var. Oradan izledik biz. Kara komutan açtı nasıl oldu diye. Bize ateşlenen keskin nişan tüfeği şeyden sonra silah gidiyor. İşte jandarmaya gidiyor. Orada şey yapıyorlar. Test ediyorlar. Yani bakıyorlar. Ne silahı bu diye. Hangi silahtan çıkmış diye. Zagros silahın ismi. Amerikan yapımı. Keskin nişan tüfeği. 7 kilometre etkili menzili var yani o tüfeğin. Öyle bir 13 santim mermi atıyor. 12 nokta uçak savar Oha. mühimmatı atıyor. Bak yani Google'dan bakarlarsa Zagros diye.
çıkar. Sonra işte kayıtları ben aldım, hatta bende var şu an. Video santralden kayıtları almıştım o anın. Benim fark etmedik o an. Ben eve geldim. Videoyu abim dedi ki buraya bir şey düşüyor, mermi düşüyor diye. Yok diyorum, mermi değil o. O an fark ettik. Benim 1 metre, 1,5 metre yanıma mermiler düşüyor. O an, ama ben fark Anladım. etmedim o an. Videoda izledim, videoyu da görmedim. Anlamadım yani. Allah korumuş O an, o ya. esnayla. Yani bu o gün bir de çok kötü bir gün. Hep geçmişe Onları ne geldi. yaptı? Onlar kaçtı mı daha sonra? Bari vurabildiniz mi onları? Ya Nereden şöyle bir şey geldiğini oldu. anladınız mı? Yani sen ateşin geldiği yeri gündüz bile olsa alevden tahmin edebiliyorsun, sesten, alevden. Bizde ateşi, yani yeri görmüyorsun. Çünkü yanında 200-300 metre değil, 1 kilometre, 500 metre, 400 metreden sıkıyorlar. Ateşe ateşli karşılık veriyorsun. Yaklaşık işte 3 gün sonra özel harekat geldi helikopterle. Doğulu varsa bilirler, cehennem deresi. Şanlıurfa'dan başlıyor, Hakkari'ye kadar gidiyor. Cehennem deresine girdiler. 7 tane leş çıktı oradan. İyi Hiç mermi be. atmadılar. Yani bizim karakolun çatışmasında olan bir şey 7 tane leş. Kim vurdu tabi bilmiyoruz. Ben vurdum ya da o vurdu diyemezsin. Çünkü o an 50 tane asker atış ediyor. Ama şöyle bir üzücü bir olay oldu bizim için. Ne oldu? Karakolun leşi sayılmadı yani. Karakola saymadılar bunu. Özel harekatta leşi. Mardin'de falan sayılıyor. Karakol komutanı dedi yani, sonuçta bizim askerlerimizin başarısı yani. Söylemeniz lazım. Bizim karakola sayılması lazım diye. Madalya Saydılar. falan mı veriliyor böyle Yok canım. çatışmalarda? Özel harekatın görevi o zaten. Belki bölük komutanları şey yapar. Sicil ayı oluyor uzmanların, yani rütbelilerin Nisan ayında. Siciline yüksek puan verir ya da tebrik eder yani, bir şey gibi. Karne veriyor böyle, tebrik belgesi gibi bir şey. Üstün başarı belgesi gibi bir şey veriyorlar. Anladım. Çok geçmiş olsun. Vallahi iyi kurtulmuşsun reis. Yani o gün bir de yani özele kaçayım. Aynı gün içerisinde babaannem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Aynı gün oluyor yani, bu 2-3 gün ya da aynı gün. Abi yengem de hamileydi. Bebeğini düşürmüşler o günde. Aynı gün oluyor yani bunlar. 3 olay da aynı gün. Çok geçmiş olsun cidden. Şanssız bir günmüş senin için. Yani tabii. Ya Ercan çok spam atıyor neredeyse. Şu Emirhan Ekşioğlu hakkında ne düşünüyorsun? Ya. Bir düşüncen var mı? Emirhan bu oyundaki en boş insan. Peki Böyle Yumper mi Emirhan mı? yok, Zor bir boşlukta soru. Yumper. Boşlukta Yumper canım. Bunun üstüne kimse geçemez. Ama Emirhan da bu oyunda en salak, en kanser, en boş bir insan gibi birisi. Erkan Doğan tamam. Erkan Doğan sana yazacakmış. Haberin olsun. Ya aslında şöyle yapsa, hepsini sana yazsalar en azından 2 kere yazmazlar ya da karışmaz. Daha iyi olur yani. Bu da Mehmet abi de buradaymış. Mehmet Ünver. Oyundaki en adam insan. Hoş geldin reis. Mehmet Bey. Mehmet, yani Mehmet Bey değil. Mehmet Ünver. Pardon. Sizin partide mi? Ben çok Tabii bizim tanımadım. en yaşlısı. Bir de Saygılar abi. oyundaki en adam kişi yani. Gerçekten. Peki. Lan o kadar yükseldim bir soru soracaktım. Ha. Reis, dinin nedir? Burada neler Helal. gördük? Belki şahit Ben olmuşsundur. izledim. Çoğu yayına baktım böyle. Bir hepsini izlemedim ama bir arada katıldım. Çoğu da hep din konusunda denk geldi. Sinan'da da öyle. Noname'de de öyle. Elhamdülillah Müslümanım. Evet, maşallah. Ateist oldu, deistler var, çekingen Yani davrananlar var yok gerçekten. canım, yani şu, yani din elhamdülillah din Müslümanım ama yani tabii Müslümansın ama din konusunda aslında çoğu kişi aslında çok zayıfız. Müslümanız ama yerine getirmiyoruz. Yani o konuda Evet, o, evet. detaya girersek sıkıntı yani. Yani tabii dinim belli yani. Peki, başbuğ hakkında ne düşünüyorsun usta? Mert sormuş. Başvuru sanırım oyunda 2 tane başvuru var. Biri boş bu, biri var. Onları mı kastediyorsun bilmiyorum. Yo, bir tane daha başvuru vardı. Çok eskide. Tabii hangisi hakkında soru bilmiyorum ama şimdiki başvuru, yani öyle çok tanımıyorum. Sadece ideolojimiz aynı diyebilirim. Aynı. Yani bak, yani ideolojimiz Evet. aynı Şu diye anki biliyorum. baş bu. Evet, öyle biliyorum yani, ben bilmiyorsam.
Anladım. Erkan Doğan, Allah kab ya kebabın kabul etsin diyeyim, ne diyeyim? Adana kebabına tapıyormuş. Olabilir. Ben her ameliyattan sonra bir de kebap demişken 3 tane 4 tane ameliyat oldum. Her ameliyattan sonra doktorlar çorba dedi ben vardı. Nasıl? Anlamadım. Şimdi ameliyattan sonra 8 saat mi 4 saat ne narkozun etkisinde olduğun için çorba içiyorlar sadece 2-3 saat sonra. Ben dedim ben çorba içmem dedim. İçmedim kebap yedim. Nasıl ona izin verdiler ya? Çorba niye veriyorlarmış öyle bir şey yedirebiliyorlarsa? Ameliyattan 3-4 saat sonra sıvı içebiliyorsun sadece. Sonra yedi şey çünkü hiçbir şey yemedin ya ağır Sen gelir gizli diye. mi yedin onu? İki tanesini gizledim. Gördüm. Son ameliyatımda doktor dedim ben dedim çorba içmem dedim. Hastane yemeği yemem dedim. Ben dedim kebap yiyeceğim dedim. Kebap yedim. Afiyet olsun. Peki HF hakkında ne düşünüyorsun usta? Fatih ile 2017'den beri konuşuyoruz, tanışıyoruz. Oyunda en eski tanıdığım insanlardan birisi. Genel olarak lider olduğunda da Birinşehir kendisi bastığında da çok yardım ettim yani. O da bana yardım etti açıkçası. Bir ara takıştık ama genel olarak aramız iyi yani Fatih. Arkadaşım yani. Anladım. Peki AOK'tan biri lider çıkmak isterse çıkabilir mi? Çıkarsa destekler misin? AOK'tan şu anki yönetim ekibinden bahsediyoruz değil mi? Yani AOK'ta bir Ya. isim ben aday olmak istiyorum falan diyebilir miyim mesela sizden habersiz? Yok Yani yok dese yok. olabilir mi? Ya Destekler misiniz? dese git ol deriz herhalde. Yönetim ekibi. Yani şimdi şu var. Desteklemez Bizim misiniz? şimdi o AOK'ta bir sürü insan var. Çoğunu tanımıyoruz zaten. Çok WhatsApp grubumuz var, Telegram grubumuz var ama bazı kişileri tanımıyoruz. Ya da minimum kişi derecede tanıyoruz. Yani bize sormadan aday olmak isterse desteklemeyiz tabii ki de ama sevdiğimiz birisi ise ya da liderlik vasfını gördüğümüz birisi ise. Yani şimdi şu var. Herkes bir liderlik yapamaz. Ya da başarılı olamaz. Bunu bile bile de kendi ismini de kirletmesini istemeyiz. Ya da yönetemeyeceğimizi düşündüğümüz için kabul etmeyiz. Zaten bize sormadan kimse lider aday olmak istemez partide. Ama bizi kabul etmediğimiz sürece de aday çıkmazlar ya. Yani. Öyle bir saygı sevgi var yani. Anladım. Ameliyattan sonra yanında olan isimler gerçekten o yemek yeme isteğini görmüşler. Ya ben normal hayatta da öyleyim. Çok yemek yiyorum. Ama kilo almıyorum. İstediğim zaman alıyorum. Ya günde bazen 4-5 öğün yemek yiyorum. Bazen hiç yemiyorum. Yani ama genel olarak istediğim kiloda kalıyorum. Ne güzel. Yani bu, ya benim için de böyle de ben kızları anlamıyorum. Sürekli bir kilo derdindeler. Nasıl kilo alıyorlar, nasıl veriyorlar onu da anlamıyorum. Çok Ya hızlı biraz değişiyorlar. daha hormonsal sorunlardan diyebiliriz onu. Bir de tatlıya düşkünlüklerinden yani. Burada bir yükselme var. Yengeye mi bir laf vuruldu anlamadım Yok canım ben öyle bir şey ama. demedim. Yani tatlı çok genel olarak yani. Evet. Lider olduğun dönemde ekonomi ve dışişleri ekibinde kimlerin emeği büyüktür? Hakan'ın emeği büyüktü çünkü o genel işleriyle o ilgilendi. İlk başta Serkan vardı. Valilikle mi? Sadece valilik değil, ekonominin tamamıyla valilik olsun, keşif olsun, derin keşifler olsun ya da bir yere bir şey basılacaksa ya da ben çekiliş yapıyordum. Benim lider olduğum zaman da her hafta bir valiye çekiliş yaptırdık. En iyi valiyi seçip ona ben devletin bütçesine ya da kendi bütçemden para atıyordum. Hatta valilik grubuna gidip ilk yazana diyordum 5T ya da ilk yazana 5KKK petrol atıyordum. O yüzden Hakan emeği yüksek. Onu diyebilirim ya en yüksek onun emeği yani yememek kısmı hakkında. Anladım. Dışişlerinde en çok yardımcı kim oluyordu sana? Burak Eren, Muhsin Yazıcıoğlu, Sinan hiç olmuyordu. Sinan tam puşto konu. Evet. Kanka diyorum şey lazım. Git diyorum yani blok ilgilen arada. Ben ameliyat oldum. İlgilen kanka düğündeyim. Bir şey arıyorum. Kanki İstanbul'dayım. Bir şey oluyor. Kanka şuradayım. Ben diyor Sinan bir de yazmayı sevmiyor. Sürekli ses atıyor. Ben de öyleyim. Ben de yazmayı pek sevmem. O yüzden yazma işleriyle Burak Eren falan ilgileniyordu. Bir de Musun Yazıcıoğlu ilgileniyordu. Ama Sinan tam o konuda puş yani. Sinan'a da sevgiler. Evet. Söylüyorum ben sana. Kendisine söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Ha, iyi var. Arıyorum hatta küfür ediyorum. Nasıl ya? Böyle bir nasıl bir ilişkiniz var? Ya sıkıntı yok canım. Biz kendi aramızda samimiyetimiz çok yüksek olduğu için.
Birbirimize söylediğimiz şeyler kimsenin zoruna gitmez yani. Azuberk Vargas, Vaskas. Vaskas Adı hakkında, güzeldi. yani Vaskas hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru sormuş da. Tanıyor Adı musun? güzeldi. Şeyden, oyundan tanımıyorum aslında. CSGO'dan tanıyorum. Azubek'miş adı. Ben adı Hadi güzel diye ya. okuyorum. Oyunda da Azubek, ben adı güzel diyordum. Azubek Vaskas zor. Ben de adı güzel koydum ona. Adı güzel diyorduk biz Ha, buna. oyundan RR'den değil mi? RR'de oynuyor da Ha. CSGO'dan tanıyorum ben. RR'den pek tanımıyorum. CSGO oynarken geliyordu. Kendisi Silver. Silver 2. Bunu da Oha. belirteyim. Nasıl becer yani, helal olsun. Beceri ister o yani. Bilmiyorum. Evet. Oyunu ne zaman bırakmayı düşünüyor demiş. Enes Horus mu? Benzer bir soru sormuştuk. Ya sanırım bırakmayı düşünmüyorum aslında. Aslında çok istiyorum bırakmayı ama hesaptan dolayı bırakamıyorum. O, ya 2 senedir benim hayatım boyunca aralıksız oynadığım en yüksek bu oyun. Yani tek oyun bu. Bu kadar uzun bir süre. Emek vermişsin. 104 level oldu. 103 level oldu. 104 level olacak. Yani bu hesabı için bıraksam geride kalacak. Statlar geride kalacak. O yüzden Senin şey Gmail'ine mi bağlı, yoksa bu verebileceğim bir Gmail'de mi? Gmail'e bağlı ya. Direkt Her yeni şeyini mi Gmail vermiş açtım. olacaksın? Evet, yeni Gmail açtım. Çoğu banka hesaplarımı kayıtlı getirdim ama şimdi bu Gmail yaklaşık 6-7 senelik bir Gmail. Her şeyim bunun üzerine. Bunu versem şey Gmail'de de sıkıntı var. Mesela ben Gmail değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorsun. Sadece yönlendirme var. Keşke Gmail değiştirme gibi bir özellik olsaydı. Yani benim hesabım bu, artık kullanmıyorum. Yeni Gmail'im bu. Bundaki özellikler buna gelsin diye. Öyle bir şey de yok. Oyunda da zaten Gmail değiştirme diye bir şey yok. Yani benim o tavsiyem, bırakın bu oyunu. Satın hesaplarınızı, gidin. Satabiliyorlarsa ya, o Gmail Abi. sıkıntı cidden. Çok sıkıntı. Bir de sendeyken of ya, böyle ağlayarak her gün oyuna girmek zorundasın falan. Yani ben şimdi stadı zaten kendim basmıyorum. O yüzden Nasıl? sıkıntı yok. Stat botu var ya. Stadı bilgisayar açık zaten, ayarlıyorum. Kendisi basıyor. Kullandığın stat botu ismi verebilir misin? Öyle bir soru var da ben almamıştım. Yani var mı Ha. yok mu öyle bir şey diye. Önceden pazarda bot kullanıyorduk. Onu söyleyebilirim yani, açıkta sıkıntı yok. Market botu. Herkes kullanıyor zaten. Failure da kullanıyordu. Begamot da kullanıyordu. Demoroz da kullanıyordu. Biz de kullanıyorduk. O yüzden sorun yok. Hala kullanıyor musunuz? Ticaret yapmadığım için artık maden falan da kasmıyorum. Kullanmıyorum. Öyle bir bot var mı hala sende? Var canım. Bizim ODTÜ'lü bir bilgisayar mühendisimiz var. Sağ olsun, yapıyor bize. Hadi ya. Tabii canım. Biz başkasının botunu kullanmıyoruz yani. Sağ olsun Sinan Antarktika'da içimize etti. Bugün Sinan'a giydireceğim. Zorla canlı yedek kalıyor gerçekten. Sinan İnci değil Evet mi şu an ismi? evet. Edith Stack işte. Biz dedik ki bot yaptıralım o konuda. Ama ben dedim ki ya, dedim Dex'e güvenmiyorum. Bu da dedi ki bu oyunu ticareti amaçlı kullanıyor. Bence böyle bir şey yapmaz. Dedim ki sonuçta Rusans. Bu adama güvenilmez. Ama dedim sen adam Sinan da bilgisayar mühendisliği mi ne okuyor? 2 senelik mi ne, bilmiyorum tam. 2 senelik, 4 senelik mi ne? Yani dedim ki herhalde bir şey yapsa anlar. Kod değiştirdi bir sürü. En son kod atmış. Benim aklıma da gelmedi. Parti liderliğini bana ver falan. Demedim hiç. Bir baktık partide yok şey, parti lideri başka birisi. Pikachu diye birisi partiye girmiş. Antarktika'nın içine etmişler. Anladım. Geçmiş olsun. Mert, TG adresim Fuat'a da yine. Oradan ulaşmayı unutma. Son bir isim kalmıştı galiba. Onu seçmedik değil mi hala? Kaçırmadık yenge. Vallahi Elif, seç artık. Hadi seç de git dersine çalış. Ya çok sıkıntı biliyor musun kız arkadaşlarla oyun oynamak. Bir yandan iyi. Şimdi bak. Çok bu oyun için çok kavga ettim. Lider olduğunda Elif'le biz çok tartıştık. Yani oyunla ilgileniyorum. Bu sefer Elif'le ilgilenemiyorum. Yazamıyorum. Sorma, Elif'e evet. yazarsam oyunla ilgilenemiyorum. Yazmasam 2 hafta trip yiyorum. Bu sefer onun gönlünü almakla uğraşıyoruz. Ve şimdi bir de oyunu biliyor. Oyunda bir şey de yazamıyorsun. Direkt görüyor. Ya da gidiyorlar Elif'e SS atıyorlar Telegram'dan. Talip böyle yapıyor, Talip şöyle yapıyor diye. O da sıkıntı.
Ben de başlatmayı denedim ama anlamadı ya. Ya bir de şu var. Normalde daha şey yok mesela. Tepkisi az olması lazım. Çünkü oyunu biliyor. Oyundan tanıştık. Yani. Ama tam tersi işte. Maşallah. Ya bu oyunun yapabildiği en iyi şey sizsiniz herhalde ya. Şu an ne kazandırdınız şu hayata? Sizi inşallah yani. Tamam, neler. İnşallah. Yani sıkıntımız yok. Yani tabii her ilişkide tartışmalar oluyor. Tabii. Bizde de oluyor da bir şekilde hallediyoruz ya. Çünkü ya 1,5-2 sene olmuş. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bir de 2 birbirimizi sene mi o? mesela Siz oyuna başlar başlamaz mı tanıştınız? hayır 1,5 sene oldu. Yani 1,5-2 sene olacak diye diyorum. 1,5 sene oldu. Ya bir de benim hassas konularım biliyor. Mesela ben 2 hafta bir yani buradaki Galatasaray maçlarına gidiyorum kombineli. Mesela Galatasaray günü konuşmayız Galatasaray maçı olduğu zaman. Elif'le konuşmam ben ya da Hangi Galatasaray. takımlı ki? Hayır Elif takım tutmuyor da He. şey maç günleri ben genelde alkollü içecekler tüketiyorum. O yüzden konuşmuyoruz pek. Konuşacak halim mi olmuyor? O yüzden mi yoksa? Arkadaşlarım oluyorum. Bir de Ha. maç günü moda giriyorsun. Arkadaşların yanındasın. Bu sefer telefonu çıkartamıyorsun. Biz bir de erken başlıyoruz yani. Öğlen 2-3 gibi başlıyorum. Anladım. Ya o da bir şey saygı gösteriyorsa, sıkıntı olmuyorsa sorun Tabii canım yok alıştı demek artık. ya. Yani ilk başta sıkıntıydı, artık alıştı. O yüzden huyuma gidiyor. Biraz ben tersim. Ne güzel ya. Ya işte 1,5 sene olmuş ama öyle böyle. Tabii Artık canım yani alışmışlık da var. kolay değil. Maşallah. Ya artık birbirinizin yani ilişkide 1,5 sene olmuş. O da benim. Ben de onun hassas konuları biliyorum. Ya da neye kavga edeceğimiz ya da nasıl kalbini alacağım ya da nasıl Ya ben oyun, sıkıntı olacağını evet. biliyorum. Ben bir ara galiba yengeyle konuşmuştum ya. Benim de kız arkadaşım tartışıyorduk, tamam mı? Makaleden mi ne cevap yazmıştı bana, oyuna nasıl başlatabilirim falan diye ben yengeye soruyordum, yemin ediyorum. Şu an aklıma geldi. Ya aklın Tabii varsa da başlatma. Vallahi aklın başlayamadı varsa başlatma. zaten yani, anlamadı. Hiç başlatma aklın varsa. Ya ben Hiçbir yan şey hesapları kalmıyor. falan idare edecektim o yüzden. Yoksa onu da istemiyor. Nefret ediyor Ben çünkü. hesap verdim bir tane Seçtim. de. Artık yani benim yapacak bir şeyim yok. Oyunu oynuyor zaten. Bir ara bıraktırmaya çalıştım da olmadı. O bağımlı olmuş falan Ya bırak desem bile bırakır canım şu an. Öyle bir böyle. şeyim yok. Ya ben bir şey demiyorum. Oynuyor şimdi. İyi. Ama işte bırak keşke bıraksa şu an oynamasa ya. Daha rahat Niye? ederim oyunda. Ha. Evet, bayrak, çok teşekkür ederim. Son ismi de alabilme şansımız varsa yenge artık iyi olur. Evet, Elif Hanım. Çabuk olun. Talip deyip gülmüş ama o mu acaba? Ha şey, pardon ya. Tamam, evet. Demiş ki Yumper mi olsun, Burak Eren mi olsun? Yumper olmasın. Boş o. Burak Eren olsun. Burak Eren'e verelim. Burak Eren mi? Evet, Burak Eren Yazıyorum olsun. ben. Burak Eren o zaman. Peki. Burak Eren, hayırlı olsun. Umarım seninle de bir yayın yaparız. Blokla ilgili konuşuruz seninle de. O Burak Eren değil mi? Evet, Burak Eren Yıldız var ya şu. Mehmet, memnun olduysan teşekkür ederim gerçekten. Geldiğin için reis çok teşekkür ederim bu arada. Tekrar tekrar. Rica ederim. Bu yaptığın bağışlar için falan ayrı ayrı çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah, sorun değil ya. Zaten bir destek olun dedik. En azından belki bir kitle olur ya da bir ayrıcalık Eyvallah. gelir. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ince düşündün. Sormak istediğiniz sorular varsa onları soralım. Yoksa yavaştan sonlandırmaya doğru geçelim arkadaşlar. Listeyi okuyayım tabii. 1. Toygun Eren, 2. Emre Aksu, 3. Suriye Milisleri, 4. Egemen Alp, 5. Ramal, 6. Darga, 7. Nick Warlot, 8. Mert Altıntaş, 9. Çepni Bey, 5 de ona ayrıyetten yazıldı. 10. Erkan Doğan, 11. Burak Eren. Umarım herkes ulaşmıştır bir yerden de aramakla uğraşmayız. Ulaşmayanlar için de yandı artık. Yapacak bir şey yok değil mi? Ulaşmayanlar da... Tabii canım ulaşamayanları ben nasıl Tabii. atayım?
Sinan biteye atayım sana demiş bırakıran. Soru yok galiba. Fevzi cevapladın mı oğlum? Neredeydin yani? Sinan'a neden bu kadar sardın usta? Ya Sormuş, Sinan, kendi sormuş. yani insan sevdiğine sararmış. Yani Sinan, yani oyundaki şu var, normal bir insan oyundan gerçek hayatta fazla muhabbet olmaz, etmez ama biz Sinan'la İstanbul'da her geldiğinde görüşüyoruz. Ben ameliyat olduğumda da yanıma geldi hastaneye. Hatta yani normal hayatta konuşuyoruz. O yüzden normal hayatta bir arkadaşım. Tabii ideolojisi benim zıttım olmasına rağmen bunu başardığım tek insan. Yani ben normalde ideolojim ters olan insanlarla pek muhabbet etmem. Hani çünkü bir yerden sonra iş siyasete bağlı oluyor. Sen de komünist. o yüzden ama yani gerçekten böyle hayatta tanıdığım, yani dost diyebileceğim, dost dediğim nadir insanlardan. O Ne yüzden güzel. Boy mu kazandırdı? tabii canım Sinan'la biz bu oyunda tanıştık. Çok iyi. Sonra gerçek hayatta döndü işte. Peki, özel bir soru gelmiş yengeden. Ondan önce yayındaki arkadaşlar ve kazanan arkadaşlar like atıp abone olmadılarsa iptal olacak, bilginiz olsun. Like atmayı da lütfen unutmayın. İlk buluştuğunuz gün yengenin üzerinde ne vardı? Kendi sormuş. Hayda. Hayda, hayda şimdi. ya bu soru sorulmaz şimdi. Ben söyleyeyim. Sanırım siyah kot pantolon. Kırmızı beyazda bir bluz tarzı bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da Yanlış bir hafta hatırlıyorsan geçmiş olsun bir zaten. yanlış hatırlıyorsam da bir hafta şeydim. Ben normalde detaycıyımdır, böyle hiçbir şey unutmam. Ne Evet. bileyim, böyle pat diye sorunca da kaldım yani böyle. Keşke Düşünebilirsin düşünmeseydim. yani. Sıkıntı yok. Tabii ki de kendi yazar ne vardı? Ben öyle Umarım. hatırlıyorum. Kırmızı beyaz bir bluz tarzı bir şey. Öyle kalmış. Hayır, kırmızı beyaz değil. Fotoğrafımız da vardı ya. Hatta dur, fotoğraf bulayım ben. Hayda. Hayır, Soruyor nereden şimdi geldik biz falan. şöyle bir şey var. İlk tanıştığımızda, ilk buluştuktan sonra Aa doğru diyor. tamam o zaman. Çünkü 2-3 gün Oh. üst üste buluştuk. 2-3 gün, belki burada doğruyudur da sonra mesajdan spam eder. Biz 2-3 gün üst üste buluştuk. O yüzden günleri karıştırmış olabilirim ama benim hatırladığım böyle beyaz noktalı bluz, bir de siyah kot pantolon vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Ne güzel. Yenge peki North Race'in üzerinde ne vardı? Senden yazmanı da bekliyoruz. Hadi bakalım. Deyip o anda fotoğrafa bakıyor. Hiç çekindiğimiz fotoğraf hatırlıyor musun yazmış da. Hatırlıyorum tabii. Niye hatırlamayayım? Neyse ya bu konuyu kapatalım. Kavga falan için Aynen. çıkar ya Yok nerede canım, arkaya. kavga çıkmaz. Çünkü ilk çektiğimiz fotoğrafı ben çektim. O yüzden hatırlıyorum yani o kadar. Rahat yok. Peki bir gün yengeyi konuk alabilir miyiz? Yok. Eyvallah. Tamam. Erkan Vallahi doğru değil diyor. Ben sanırım ben biraz şey yaptım. Sıkıntı oldu. ilk başta bitirseymişsin. İlk dediğin doğruydu da ikinci ne doğru değil çıktı İkinci de şimdi. aynısını söyledim işte. Aynı şey söyledim. Kırmızı bir tişört var dedim yani. Bluz tarzı. Neyse yani bu konumuz bu değil Yani yani. aynen. Bu oyunla ilgili bir sorular var. Burada gerçek Aynen. hayatı karıştı. Galiba yoksa yavaş yavaş daha da özele girmeden yayını kapatalım. Bakıyorum. AOK Yedek Yönetim Kurulu kurulacak mı demiş Utku Bunu şey yaptık, konuşmuştuk kendi aramızda, yeni yedek Meriç. diye. Oradan da yönetim ekibinden ayrılan olursa oraya ekleriz diye. Bilmiyorum. Şimdi bir düşüncemiz yok ama kurulabiliriz. Ona hayır dememiş ya. Bak şey demiş. Beni lider yap diyorum. Ona konuşuyor diyor Ha. herhalde. Aa, tamam. Anladım. Lider adayı olur mu? Yok canım, Türkiye için öyle bir şey Ha. yok. Türkiye'yi zarara sokar, batırır ülkeyi yıkılır. Yani bilemiyorum. Ben demedim. Ben dedim yani, ayda sana bir tane devlet koy.
Tamam, hangi renkse boş ver şimdi. Evet. Suriye milisleri sana özelden yazmış. Usta bana da yazabilirsin. Bana da yaz bir yerden. Uğraştırmayalım adamı. Başka. Yani şey olabilir şimdi, hem sana hem bana yazar, anladın Hı. mı? Onu... Erkan, yayın bittikten sonra ben abone misiniz, değil misiniz falan bakacağım. Ondan sonra bildireceğim. Kendisi de hemen atar en kısa sürede. Evet, başka oyunla Aynen. ilgili de soru yok gibi. Aynen, Çalışacağım. oyunda özel olmasın daha fazla. Zaten büyük ihtimal kapattıktan sonra biraz fırça yiyeceğim. Amacımız o değildi yenge, gerçekten. Yok canım ya. Demez. Normalde beni biliyor huyumu. Ben detaycıyımdır, böyle saçına böyle her şeye bakarım yani, dikkat ederim. Unutmam da yani. Helal be. O yüzden biraz da Evet. Güzel oldu. Geldiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. valla son 5 Tutamıyorum 10 10 dakikaya kadar hiçbir sorun yoktu, ama artık 10 dakikadan sonra sıkıntı olmuyor. İşte sevgiliniz oyunu bilmesi sıkıntı işte. Ya oyunu bilmesi sohbet edemiyor. Yani sohbete gelmiyor. yani ne desem bilemiyorum gerçekten. Kalpler kırıldıysa çok özür dilerim falan tribe giriyor. Tamam Cem, salıyorum artık. Geldiği için çok teşekkür ederim gerçekten reis. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İzlemeye gelen arkadaşlar, size de çok teşekkür ederim. Umarım eğlenceli bir yayın olmuştur. Kimse canını sıkmamışsınızdır. Deyip son demek istediğim şey var mı reis? Yok, son söylediğim bir şey yok. Yani oyunla ilgili ufak bir şey söylemek istersem, Tabii. eğer ikinci bir Mayıs'ı yaşamak istemiyorlarsa, Hı. yani hal hareketlerine biraz olgunluk vermeleri, yani olgunluk Hı. Türkiye açısından daha iyi olur. Ya bu oyunu oynayanların yaşları da çok küçük sanmıyorum. Çünkü çok küçük yaşlar bu oyunu anlayamayabilirler. İlk başta Zaten kaldırıp gidiyorlardır. okullar şöyle bir mantık yürütürsen, okullar başlamadan önce makaleler daha yüksekti. O Hı. zaman liseliler vardı. Şimdi onlar biraz bıraktı. Hı. Ama genel ortalaması, bence Türklerin genel ortalaması 17'dir. Yani bir bu oyun için iyi, diğer oyunlara göre çok iyi bence yaş seviyesi, ama tabii her şey yaşta da olmuyor. Tabii canım, 17 yaşında insan var. Böyle mantıklı, olgun konuşuyor. Bir de Hı Selçuk gibi insanlar var. Bu başka Selçuk. hı. Böyle insanlar üzerinde de blok yıkıyor mesela. Değil mi? Anladım. Peki teşekkür ederim reis. Açıklamaların için, sorduğum sorulara cevap verdiğin için gerçekten çok memnun oldum tanıştığıma da. Ben de rica ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Gelin arkadaşlara ve sana çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diyorum reis. İyi geceler.